Ya da ne içeri çıkarttın ya. Aa gözde hoş geldin. Ne oluyor burada? Japonya vlog izliyorduk. Meid kafelere bakalıyorduk, bakıyorduk. Çok yakında oradayız. Gözde Japonya nasıl? 50 liracık göndermiş. kegrim ilk donate dropa denk geldi, kaynadı. Evet. Gözde Japon var da. Ya da oynanmadı. Sanki bu akşam döner <laughs> mi? YouTube'u <laughs> tüket. <laughs> Angeles lütfen donate spam'ı yapma ya. Muhteşem lütfen gelin. Japonca öğrendi mi? Benim abonelik hedefi 33 bin olursa Japonya'ya geleceğim. TC, Gözde TC, Japonya'da mı? Gözde artık Japonya'da yaşıyor yani y yerlileşiyor yani orada anladın mı? Biraz öğrendim <laughs> Mehmet. öğreniyorum şu an. Ee, o zaman Gözde bir kere uuu yapabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir kere ya Allah'ım varsa. <laughs> ya var ya bilmiyorum ya. Aa bir şey söyleyeceğim. U bu <laughs> yazıyor. Ya ben işte Japonya için biraz fazla mı uzunum acaba ya? Daha iyi abi onlar seni sever. Bilmiyorum bakacağız. O kim o fütursuzca klikliyor? <laughs> yok yok değilsin. Nasıl alışabildin mi ya? İstanbul gibi bir yerden Japonya'ya gitmek. Birazcık sağlam bir karar ha yani. Öyle laps diye gidilecek bir olay değil yani. Özetleyeyim mi sana? Özetle. Gelsene DJ gel. Röportaj yapalım. <laughs> Musait sen tabi. Ay bir de arkadaş edinmesi, bilmem nesi, farklı bir dil, arkadaşlıklar, zor iş yani. Bir de ev falan tuttu gözde benim storylerinden gördüğüm kadarıyla. Yerleşti. Kuruldu yani oraya. DC gel gel DC gel. Eee, e, kreve girsin çekelim abi buraya giremiyor. Biz hangi odadayız kı? Yargıç. Yargıçtayız. Gözlerin... Bakayım gidebiliyor mu? Yetkisi vardı. Vardı evet. Bizim, ben de, bizim de biz 40'ta vardı evet. İyi bu. Ha. Sen bir üzüldün gibi şu gırak asmayı <laughs> Bir tane <takaradım. gülüyor> <laughs> <laughs> Gözde. Evet birazcık o tarafa entegrasyonu kolay olmuştur diye düşünüyorum ben de. Çektim. <gülüyor> <gülüyor> oh Uyan ya. Gözde hoş Gözde. geldin. Bu salakları lütfen dikkate alma. Hoş geldin. <laughs> <laughs> Uvu. Uvu mu yaptı? İyisini yapabilirim, deneyebilirim. Hemen deneyeyim mi? Bir tane versene ya. Çoluk çocuk burada aç sefil bekliyorsa. Binlerce <laughs> 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 insan bekliyor bunlara u yapanlar. Bana 2 dakika müsaade edin arkadaşlar. Ben yok Ben geliyorum. Bir dakika şu salakları üst odaya bir atayım. hayırlısı. Gözde sen baya Japonya'ya yerleştin. Evet. Webcam'i olacak. Kamera var mı? Takılı değil şu anda ev yani hala yerleşmeye çalışıyorum. Sen oradan yayın falan <laughs> açacak mısın yani? Açacağım açacağım haftaya muhtemelen. E sen oraya nasıl gittin? Dil okuluna mı gittin? Evet evet dil okuluna başvurmuştum geçen sene. Hı, -hı. Dedim ki tamam ben gidiyorum canım gitmek istiyor. Hangi dil? <laughs> e, çok Japonca. çok istiyordum zaten. Yani <laughs> sence ne Allah olabilir? Allah. <laughs> <düşün> Yok Japoncadır <laughs> muhtemelen Japoncadır da. Çünkü çok uluslu bir ülke olduğu için her şey olabilir yani bence. Yani sınıfımın yarısı Çinli. Allah o yüzden Allah. Japonca kadar Çince duyuyorum. Peki nasıl? Ortam nasıl? Ya çok güzel. Böyle şey bence Japonların iki ayrı personası var. Sabah 7 ve akşam 9 arası ve akşam 9 sabah 7 arası. Aa. Akşam bunlara geliyorlar, bir şeyler oluyor. Herkes körkütük, sarhoş. Beni akşam 9 sabah 7 aralığına yazar mısın lütfen? <gülüyor> <gülüyor> ben o personayı bir o alalım hemen. Ben oranın adamıyım gibi pek geldi bana. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Sen oraya tek başına gittin ve ev falan tuttun yani. Belli miydi evet, buradan bu. gitmeden önce oradaki Nasıl tuttun ki yani? Hayır hiçbir şey belli değildi. Buradaki ev süreci çok farklı. Türkiye'deki gibi emlakçıya gidip agam bana anahtarı versene ya diyemiyorsun. Nasıl oluyor? İnsanlar 2-3 hafta falan bekliyor böyle. Başvuru yapıyorsun, kabul ediliyor ya da edilmiyor falan. Saçma sapan şeyler var. Ama bir şekilde en azından bir buçuk haftada falan tuttum evi. 13 kişiyle baskına geldi. Ama burası genel olarak çok güzel. Yerleşince, alışınca falan Güzel oluyor. Bak şeyi yazıyordum sana. özetleyeyim İstanbul'dan sonra buradaki tek fark mesela İstanbul daha böyle agresif, böyle sinirli ve kaotik ya. Burası evet. tam tersi aşırı anlayışlı ve kaotik. Herkes sakin Aa, ama kaotik bir yer. Bak çok güzel anlattın ha bu arada. Kaotik ne <laughs> lan? Gogo. -go. Yani Artık karışık. Işte ya, i̇nsanın kendi kendine yönetimi. Kaos var yani. Şehirde bir kaos hakim ama İstanbul'daki kaosta herkes çok sinirli ve gergin. İşte trafikte bile adam dövebiliyor birini. Aynen. Bilmem ne. Orada birazcık da herkes daha chill moddadır tabii. Daha rahatlar. Aynen. E arkadaş edindin y mi yani böyle bir çevre yaptın mı kendine? Ar Yaptım ve burada arkadaş edinmek çok kolay. Aşırı kolay. Ya zaten mesela bir yere gidiyorsun tamam mı? Bir iki kişi gittin diyelim. Birini aldın gittin ya da tek gittin. Bir arkadaş grubu bile olsa yeni insana kapı... Japonya'da internet gitmemiştir. Aha internete gitti. <laughs> Aa ne oldu İnterler... Ya bu barışa... gittin, işte demek ki. İnterler mi? Aldılar götürüyor. Gözde sesin gitti. <laughs> Abi bu arada Cem geldi Cem. Videosunu izlediğimiz... Aklıma Kişi bir geldi. şey geldi. Ulan hangi Cem? Japonya cihan? hakkında bilgilendirecek bizi. Cem Kun, az önce videosunu izlediğimiz. Harbi mi diyorsun? Evet. Evet. Oğlum trollemeyin bak. Abi ciddiyim. Benim de mi gitti lan? Nereden buldun sen mi buldun? Yok kendisi ulaştı bana. Bro hoş geldin. Şu Oğlum gözlerin sesi gitti <laughs> şu an gözde Abi bu aklıma bir şey geldi bunu söyleyemem ben. Büyük bir <laughs> ne güzel o zaman biliyormuşsun da olacağı <laughs> sen, şeyi. Sen, sen bak. Abi. Japonya'da internet, internet gitmiş mi? olmasın. Lütfen. Aa Cem'in de mi gitti acaba interneti? Ulan Japonya'da ha, genel doğru. genel bir sıkıntı var acaba? <laughs> evet, ülke karanlığa boğuldu. Ha şimdi buldum. Türkiye'den aldın ethernet götür kablosunu götürdün oraya. Kablodan dolayı koptu internet. Alo. Abi. Alo. Alo. Aynı anda Aa, Aa gözde. <laughs> Kim? ne oluyor? İki tane Japon <laughs> aynı anda geldi. Bir şey söyleyeceğim. İnternet sıkıntısı açtım. mı oldu? Cem hoş geldin bu arada. Selamlar, merhabalar. Hayır Merhaba. internet sıkıntısı değil. Benim bilgisayar kafayı yiyor. Çözemedim hala problemler var bilgisayarda. Ben şimdi uyandım o yüzden. Telefonum çaldı. Bayağı. Orada saat kaç orada şu an? <laughs> sabah yedi buçuk şu anda. Sabah yedi buçuk. Gözde sen sabah yedi buçukta ne yapıyorsun ki? Ya ben dün geri zekalı gibi akşam onda uyuya kaldım da dört buçukta uyandım. Yani bize sabahken uyuya kalmış abi. Ya Karaman zaten anlayabiliyorum Türkçe konuşuyor. Sen beni niye geri zekalı gibi zannediyorsun de? ben anlayabiliyorum. Sen anladıysan gerisini boş ver. Japonca konuşmuyor şu an. Allah Allah. Üstelik sen de Japonca konuşsa zaten Japonca bilmiyorsun ya. Gözde bir şey söyleyeceğim. Bizi oran ekonomisinden biraz anlatabilir misin? Nedir yani nedir ne değildir? İstanbul'a kıyasla özellikle. Mesela yani ev kirasından yaşayan başlayalım. Yaşayan burada yaşar. Ya orada yaşıyorsan burada da yaşayabilirsin diyor. Harbi mi? Ya iyi bu salak mısın oğlum <laughs> <laughs> sen? Ev... tam olarak bu. <laughs> Cem katılıyor mu peki bu fikre? Yani Türkiye'de yaşayan Japonya'da yaşayabilir mi? Yani şehir bence ben büyük şehirde yaşıyorum Tokyo'da. Büyük şehirde uzun süre yaşamak biraz sıkıntılı benim gözle gözlemlediğim kadarıyla. Ben Pahalı Tokyo'da mı? yaşıyorum. Pahalılıktan ziyade iş hayatı burada sıkıntılı bir e, nasıl diyeyim sen yani büyük şehirlerin dışına çıkıldığındaki hayat bana benim yaşam tarzıma biraz daha uyuyor açıkçası biraz daha sessiz sakin insan yok. Hmm. Ben de tam tersi büyük şehir insanıyım kaotik olsun kalabalık olsun seviyorum ben Ama... de Tokyo'dayım. Şöyle, şöyle bir durum var. Ne kadar oldu sizin burada olalı? 3 ay. 3 ay. Siz bir böyle bir birkaç sene sonra bir daha bir konuşalım. Birkaç sene sonra belki biraz sorunlar başlayabilir. Ne gibi mesela sorunlar? Ya psikolojik olarak genelde çünkü aşırı bir stres var burada. Şimdi yeni gelenler için Japonya'ya... Japonya yeni gelenler için hem turist olarak yeni taşınanlar için biraz her şey böyle güllük gülistanlık gelebilir. Evet çok sakinmiş gibi gözüküyor burada. Ya bizim videolardan gördüğümüz kadarıyla Japonya'da herkes kendi halinde. Herkes gülen surat. Aynen. Hani böyle rahatlıkla var böyle. Tam gözlerimde dediği gibi bir kaotik bir durum var ama kimse kimseye bir zarar da vermiyor gibi görünüyor yani. Evet. Evet doğru ama Japonya'da şöyle bir durum var. Gözle görülmeyen kural çok fazla. Bunu zaten o baskıyı şiirde yaşarken de günlük yaşamda da hissettiriyorlar. Trende, orada, burada işte. Hmm. Bunu geldiğinizde daha iyi anlayacaksınız. Gözlemle yani fırsat bence bu nasıl olacak. bir yaşam sevdiğine göre değişen bir şey. Öyle düşünüyorum. Ben mesela düzenli yaşam seven bir insanım ya da kurallarla yaşamayı seviyorum bazı noktalarda. Çok seviyeli bir tartışma dönüyor şu an. Mesela trende. Ne yaşıyorsun mesela nasıl bir nasıl bir şeyden bahsediyorsun trende İşte bunu bunu dediğim olan biraz önce dediğim olan Birkaç sene yaşadıktan sonra o baskının stresin ee, bir kaç sene sonra getirmiş o, o baskı ne durum ama geçim sıkıntısı öyle. baskısı memleket mı memleket sevdasını mı ya acaba ya, ya, ya kuzalar bask... <laughs> Onu nasıl, onu nasıl açıklayabilirim? Ya benim uzun süre oldu. Ben 2017'den beri aslında gelip gidiyorum. Bir de bisiklette de bir bütün Japonya'yı gezme fırsatım oldu. Gözlemleme fırsatım oldu. Bu dediğim gibi bu gözde görülen bir şey değil. Anca burada yaşayıp e, yaşayıp anlayabileceğiniz bir durum. Memleket i̇şte, özlemi gibi geldi. Somut bir örneği yok Ya yani, somut ben bir ben örneği ben. en basitinden nasıl nasıl verebilirim ben size? Somut örnek. Mesela yani... geçen gün trene ha. bindim. Şeye gidiyorum. işime gidiyorum. Shibuya'ya gidiyorum. Tren dolu böyle işte kimse konuşmuyor mesela trende. Kıç kıça baş başa gidiyoruz. Yanımda bir tane amca vardı, bir tane de çocuk vardı. Amca böyle bir ilerlemek istedi. Çocuk yer vermedi ona. Böyle bir bakıştılar. Çocuk böyle bir şey, genç tip böyle e, yerinde duramıyor. E, Hiçbir hiç, şey hiç konuşmadılar mesela. böyle Yaklaşık 15 dakika boyunca böyle bir bakıştılar. Neredeyse kavga edeceklerdi. Yanımda yanımda oldu bir durum, burun burunalar. En sonunda amca tren kapı açıldığında koluna girdi gitti görevliye bir şeyler dedi. Büyük ihtimal şikayet falan etmiştir. Ya buna buna benzer şeyler. Kanka Geçen sana aden, bir, bir, dakika, örnek, ör, örnek <laughs> bir şey söyleyeyim tabii. mi? Bir dakika dur. Örnek çoğaltabiliriz. Ya bir şey söylemeyeceğim ee, Sen Türkiye'de ne zamandan beri yaşamıyordun? <laughs> Onu diyecektim ben. Ya de. benim aklıma şimdi böyle bir anda sorunca örnek belki şey misal veriyorum ki. ya. Yok anladım seni. Ha, benim... yani bu tarz sıkıntılar eminim ki çok fazladır da. Bil en son ya, TR'de 15. 2017'de Bil yaşadın 15. değil mi? Yo yo bir buçuk iki sene olmuştur. Tam bu ben yerleşim. Bak sana sene bir şey söyleyeyim mi? Bir, buçuk iki senedir o kadar çok değişti ki Türkiye. Bir de öyle evet. düşün. Yani yine bakışıp sonrasında adamın tekrar medeni bir şekilde görevliye gidip şikayet etmesi mesela çok ben mutlu olurum. Absürt yani evet. Beni de rahatsız eder bu arada. Katılıyorum Cem'e. Yani kavga yetmediler lan. Kullanırım yani anladın mı? Değil mi yani? <laughs> evet o da ilginç. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşım story atmış bir buçuk döner yemiş bir de bir şey içmiş 300 320 lira falan ödemiş mesela anladım burada da aynı paraya yersin yani bir oyun. Şimdi Daha bir şey soracağım çok özel artık. değilse gözde ee, <laughs> oradaki ev kiranı bize TL cinsinden alma şansımız var mı? Buradaki ev kiram 15 bin lira falan öyle bir şeye denk geliyor. Kaç artık kaç o ev? Küçük bayağı bir artı bir. 15 bin liraya bu arada Ataşehir'de ev yok. Sen Ataşehir'de evet, yaşıyorsun. Işte onu diyorum. <laughs> onu diyorum yani. Orada yaşayan burada da yaşar o yüzden benim gibi. Ama günümde. evin metrekaresi ne kadar ne kadar bir büyüklükte? Hangi istasyon ne tarafta yer alıyor? 30 metrekare. Ben Merkezi çok fazla mi? Ev baktım <laughs> ve baktığım evler mesela şöyle çok yakın değilim merkeze. İtebaşı'dayım ama yani Cem bilir belki de. İtebaşı'yı ben de biliyorum orada. <laughs> şey diyeceğim 30 metrekare çok küçük değil mi ya? Bayağı küçük 30 metrekare. Anamadım geldim. <laughs> Japonya bir, şey Bayram, ha, bir şey söyleyeceğim. Fırat evet, Albayram hoş geldin Fırat Albayram bilgili bu konuda. Bir şey söyleyeceğim. Benim severim. Ataköy'de <laughs> yaşadığım bir artı bir evim 30-40 metrekareydi. O kadar çok da küçük değil ama e, yatak odan tabii ki ayrı oluyor. Çok yani e, salon mutfak birleşik oluyor. Bir alanım var. Tabii ki böyle 5-6 kişi Eee takılamaz. Takılamazsın yani. Nasıl takılacaksın zaten? Metrekarede tuvalet banyo var mı? Ha, var, var. Var. Nasıl abi ya nasıl şey olabilir ya? Gerçekten abi. Gerçekten çok küçük bir ev değil yani. Hani böyle küçük gelmişti bana da ilk böyle abi 30 metrekare çok mu küçük olacak falan filan de ama bakıyorum. Falan bir kişi da, için belki abi şey şey normal oluyor. olabilir. Bak bir şey söyleyeyim Şimdi mi? Ki. 30 metrekare şey zannettiğiniz ha. kadar küçük değil eğer doğru evet. konumlandırıldıysa. Öyle düşünüyorum ben Çok de. da küçük değil yani onu söyleyeyim öncelikle. Otel odaları 25-28 metrekare oluyor öyle düşünürsek evet. Bak Eren. şimdi metropol İstanbul'da 53. katta 1 artı 55 metrekare eşyalı 35 bin liradan başlamış burada. Bu eşyalı diye öyle. Ee, Peki orada asgari ücret ne kadar abi onu sormadık ki Türkiye'de kazanıp orada oturmuyoruz ki. Orada ne kadar kazanıyor insanlar? Ya o ortalama ortalama 200 bin yen, 200 bin yen arası burada bak şimdi, bir ücret. Şöyle bir şey ücret gösterebilirim. Genelde 9 dolara falan geliyor Tokyo'da 8 dolara geliyor. Yani ayda kaç para kazanıyor normal biri? Ya normal biri işte 2500 yen ortalama birine kadar dolara geliyor. 1700 dolara mı geliyor? TL söylemiyorum. <laughs> TL çeviremiyorum şu anda. Kaç dolar dedim ben çevireyim. 2000 250 bin 250 bin yen ne kadara geliyor bakabilirler 250 bin 2250 bin, bin yen, e, 42 e, bin lira yapıyor 42 bin lira 15 bin lirayı verdi abi evine çıktı gerisi de harçlık 250 Buradan Buradan ucuz o zaman aslında. Yani benim faturalarım mesela daha az önce elektrik faturamı ödedim kaç paraydı? 2200 yen ödedim elektriğe ama yani, bu yen cinsinden evet, çıkalım mı artık şey yapıyorum Hadi 370, bir de, 70 lira. Şey diyordum. 370 lira ya olur. bu yani en az maaş parasını mı söylediniz 42 bin lira asgari ücret 200-250 bin yen arası normal birisinin aldığı Aha. para burada kanka normal, normal dediğin insanın. ya garson olalım abi mesela yani, ha, garson öyle. olursa işte dediğim muhabbete geliyor 200, Abi çok 1000, iyi yani, yani 15.000 kiraya 42 bin kazanıyorsa Bak 16 Hatam metrekarelik kiralar... daire 11.500 TL yani, Yerine göre değişiyor kiran tabii ki Evler biraz evet değişiyor İstasyona yakında vesaire Ama şöyle değişiyor. söyleyeyim ben mesela çok merkezi bir yere Şincuk'u'ya 25 dakikada falan trenle gidebiliyorum 25-28 dakikada falan gidebiliyorum Mesela benim evet. kaldığım ev Tokyo'da işte eşimle birlikte 55 metrekare bir ev 80 bin yen veriyoruz fiyat kira hiç artmıyor mesela 5 senedir aynı 80 bin yen ne kadar ediyor 650 dolar mı ne ediyor? Ha bir 13 de, bin evet, öyle bir ee, şey varmış şey emlakçım bana şey demişti enflasyon artmazsa kira hiçbir şekilde artamaz dedi mesela ben Var, her yıl aynı ben. kirayı ödeyeceğim. Yasak yani. Artmazsa evet evet. Evet öyle bir muhabbet var. Yalnız ev değişikliği filan biraz tuzluya geliyor. 2-3 kere bir kirayı ödeyip o para yanıyor. Biraz komisyon muhabbetleri var Japonya'da ev değiştirirken atıyorum evin kirası 80 bin yense nasıl diyeyim size ondan bir iki tane üç tane daha veriyorsunuz yok o parası yok temizlik parası yanıyor öyle bir sorunlu bir de durum var. Ara birkaç Ama soru sorabilir bir miyim? Merak ettim. Ama şöyle bir şey de var. Bu parayı Soracaksın ödemeyeceğin ben... seçeneklerin de oluyor. Tamam. Mesela ben de posta ödemedim. Emlakçı <laughs> parası ödedim. Ev parası ödedim. İşte Ke Kefil istemişlerdi şey belki sizler. Kefil ödedim. <laughs> Ve yani bazı şeyleri ödemedim. Bazı böyle fırsatlar falan da oluyor. Şimdi bir şey <laughs> söyleyeceğim Cem. Senin orada kurulu bir düzenin var. <laughs> Yani normal bir çalışan 2000-3000 yen alan bir çalışan maid kafesine de gidebiliyor anladığım kadarıyla. Çünkü biz fiyatlara da baktık senin videodan da baktık. Bütün, bir meraktan sordu. Bütün keyfini <laughs> yaşayabiliyor gibi aslında buradan baktığımızda. Ya evet ben de onu ben de onu gözlemledim. Tek tek yaşayan biri bir aylık işte 200 bin yen alırsa yaşayabilir. Para da biriktirebilir. Tokyo gibi bir şehirde. Sen Garip orada kurulu değil. bir düzenin var yani. Evet. Orada oturuyorsun, yaşıyorsun, çalışıyorsun mu? E, karısıyla beraber oturuyorlarmış baksana. Evet evet. Değil mi? Şeyde, Tok, Tokyo'da yaşıyorum ben. Bir buçuk sene Peki oldu e, burada yerleşelim. Diyelim ki çocuğunuz oldu. Devletin ne yardım oluyor mesela? Çocuk yani... olunca ya şöyle teşvikler var. Aslında bu da daha yeni çıktı. Devlet dedi ki işte en son sizin çocuğunuz olursa büyük şehirlerde işte Tokyo'dur, Osaka'dır, Fukuoka'dır siz bu şehirlerde yaşamayın çıkın gidin büyük şehirlere pardon küçük şehirlere bir 4-5 sene yaşayın biz size böyle bir 1 milyon yer. Ne? Kaç milyon? Birkaç milyon yer para vereceğiz... Evet. Ama ya 5 sene bir, seni kovuyor bildiğin. Evet evet büyük şehirlerde öyle bir durum var. Çocuk yardımı ya yani Avrupa ülkelerine nazaran biraz daha sorunlu ...sıkıntılı... teşvik sürekli diyorlar çocuk yapın diye ama teşvik neredeyse yok denecek kadar az aylık 10 ne kadar diyeyim size 100 dolar etmeyecek kadar bir teşvik oluyor çocuğun belli bir yaşına kadar. Hmm. Peki gözde orada bir Japon'a aşık oldu ve evlenmek istiyor. Ne yapması lazım? Yani, Teklif alması lazım. Bir kere çocuğu meyit kafelerden de kurtarması lazım. Çok fazla. <laughs> yabancılarla evlenmek kolay mı mesela? Etken var ya, orada. Japon Japonların Yabancılara bakış açısı da şöyle. Amerika'yı seviyorlar. Yabancıları çok seviyorlar. Özel özellikle sarı saçlı, renkli gözlüyseniz direkt geldiğinizin ertesi günü, yani abartmadan söylüyorum, birileriyle tanışabilirsiniz yani. İyi, kiminle? Kiminle? Eminle? Ya yani sarı saçlı, renkli herhangi gözlü. Herhangi biriyle diyor yani. Evet, evet. Herhangi biriyle kız erkek fark etmiyor. Çünkü o tür insanları kendi yani normal şey yerine koymuyorlar. insan yerine koymuyorlar. ben Böyle gidiyorum o zaman. Çizgi film karakteri gözüyle baktıkları için kendilerine anormal geliyor. Mesela bana sohbet, ba benim orada istiyorlar. giderim var mesela sohbet muhabbet edilesi en azından. Ben vereyim abi senin vücut ölçülerini. Yani çok şey. Bir <laughs> de 2 metre çağır abi. Harbi boyu uzun. metre <laughs> boyu var. Bence sen seni beğenirler 2 metresin bro. Gaz, anime adamı gibisin. Olabilir <laughs> abi. abi. Ben geçen gün şeyi araştırdım e, içerik ne yapabilirim diye. Burada kiralama siteleri var. İşte erkek kiralayabiliyorsun, kadın kiralayabiliyorsun. Evet. senle birlikte Efendim. böyle arkadaş gibi gezile, geze, gezebiliyorlar. E, bir fiyatlarına baktım nedir ne Aile kiralayabiliyorsun. Ee, aile gibi. Mi? Evet evet. Çağrı abi bunu çekmemiz lazım. Bir orada dakika şey. bir dakika. Anne baba her Büyük anne şey kira kira alacağız büyük anne. Ne yapıyorsun? Ya Hasan. Ya seninle bir gün Bakingi geçiriyorlar, karlı. ücreti var, veriyorsun, Hani ailen yok diyelim, e, mesela aile özlemi çekiyorsun, onlar seni ailesi yerine koyuyor, böyle yani garip yani. Megalodon çağırı <gülüş> şey 220 bin yen ne ya, şerefsiz, megalodon çağırı ne? Gerizekalı ya. Allah Allah. Çok ilginçmiş lan. Her şeyi şey role döküyor aile. bunlar ya. E? RP serverı gibi değil mi? Evet daha Vallahi... koca bir RP server'ı <laughs> gibi Tokyo. İyi e bu aynısını Fırat da bir saat önce söyledi. Hani olsam. Gözde sen Hayat. şimdi orada kursa gidiyorsun, gidiyorsun, dil kursuna gidiyorsun. Buradan Hı -hı. kayıt olmuştun, kabul gördün. Orada kursa gidiyorsun ve ne kadar kursun süresi? Bir yıl. Bir yıl oradasın. Sonra da devam edeceğim mi orada şeyde yaşamaya? Sen de yapabiliyorsun. Mesela okulu iki yıla da uzatabiliyorsun. Bir de burada böyle garip garip vize türleri falan varmış. Mesela ya yani çok araştırmadım ama mesela ee, Avrupa'da falan da var Entertainer vize var mesela Entertainer, sen vize alabiliyorsun Ama neye göre oluyor bilmiyorum hmm. Ya da mesela şey varmış Kültürel olarak uyduruyorum şey diyormuşsun işte Ben karate hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorum Ya da Japonya'nın çiçekleri hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorum Kültürel He. öğrenmek için vize alabiliyorum Kal alabiliyor. diyorlar yani sana öyle bir durumda Mes yani Bir yıllık mesela Ben çiçek öğreneceğim bir yıl vize veriyor. Sonraki yıl diyorsun ki ben karate öğreneceğim. Bir yıl daha vize veriyor. Yani sen sertifikayı alıyorsun. 5 yıla yani, kadar, 5 yıla kadar her yıl farklı konudan bir yıllık vize alabiliyormuşsun diye bir duyum aldım ama şeyini bilemem. Ne kadar doğru falan onları bilmiyorum. Adamda kültür yayma sevdasına bak. Olaya bak bir gidiyorsun orada kalacağım ayağına bütün her şeyi öğreniyorsun ama. Seni <laughs> 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 Japon yapıyorlar orada. Peki Ama vatandaşlık almak? kimle konuşsam herkes kalma derdinde. Senin peki planların ne geniş mi? vadede? Artık oradasındır sen. Benim şu an hiçbir planım yok ya. Yani, yani bakalım. Mutlu olursam kalmaya çalışırım ama mutsuz hissedersem dönerim. Yani evim var, yurdum var. <laughs> Niye dönmeyeyim? Doğru. Ya tabii canım. Ama şu anlık mutluyum yani. Ben hani Gelecekte ne olur bilmiyorum ama mesela Türkiye'de yaşadıktan sonra açıkçası Cem'in bahsettiği baskılara katılmıyorum ve bana baskı gibi gelmiyor. Zaten trene metroya bindiğim zaman kimseyle göz göze kalmıyorum telefona bakıyorum. Ben, ben de burada kursa bakıyor. ben de burada kursa gittim. işimden istifa ettim. İlk başlarda ben de sizin gibiydim açıkçası. Bir birkaç ay hatta tabelaları okuyordum. Hiragana'yı, Katagana'yı Japonca öğrendim diyordum. Ondan sonra kancidir o iş hayatına ufak ufak atılmamla beraber böyle bir stres başladı. İşte o bir zaman geçmesi lazım. Şimdi normal gelebilir o yüzden. Bence bu kişiden kişiye değişecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama belki de yani. yani... burada mesela o tartışmaya bir şey değil. arkadaşım da var. Onunla da konuşuyorum Türk. Çocukluk arkadaşım 8-9 yıldır burada yaşıyor. Şimdi onunla duyduğum şeyle mesela sizden duyduğum şey farklı benim. O yüzden bu bence kişisel bir şey. Cem nerede yani... çalışıyor? Efendim? Cem nerede çalışıyor? Ne? O göze nereden misin amcım? Nerede tanıştı Ben bileyim Ya belki çalıştığı yer böyledir, ondan böyle olmuştur Cem'de diye düşündüm. Çalış çalıştığım yer şeydi aslında. Ben şu anda şey yapayım. Birkaç farklı işim var. Bisikletle Uber yapıyorum, paket dağıtıyorum. Abi Mert'in kuriye... mesleği. Aa, Aa, onun pedicet. adı neydi lan? Pediket. Kuryecilik gibi. Pediket. İşte sosyal medyam oluyor. Gelenleri gezdiriyorum rehberlik gibi. Şu anda herhangi bir yerde yani bir dükkanda orada He. burada çalışmıyorum. Peki Cem sen orada devam mı yani kafandaki planlara? Ee, benim devam. Evlendim yerleştiğim için <laughs> devam olacak. Benim hayalim var burada. Ee, bir bisikletle Japonya'yı gezdiğimde de bir iki tane yer belirledim. İki tane güzel böyle bir dağlık alanda ileride bir çiftlik açma hayalim var. Aa Onun Kobe eti. Çalışıyorum. <laughs> o işe girersen çok para kırarsın ha. Evet hayvan hayvancılık üzerine biraz bağ bahçe. Ya özel değilse e, Japonyalı biriyle mi evlendin yani o öyle mi gelişti? Evet duruma? eşim Japon. Ne <laughs> işi Japon evet. Ha. Dolayısıyla sen de kalabiliyorsun. E tabi evlendiğim için oturma iznim çalışma iznim hepsi olmuş oluyor. Vatandaş olmuyorsun ama. Yok vatandaşlık olayları biraz zor. Hmm. Açıklayayım isterseniz o durumu da vatandaş olabilmeniz. Ya Japonya çiftte vatandaşla izin vermiyor. Öyle bir durum var. Ya bu bundan ziyade oraya gelene kadar belli bir süre yaklaşık ne kadar 5 sene mi en az 5 sene mi bir yaşamanız lazım çalışmanız lazım vergilerinizi düzgün ödemeniz lazım hiçbir suça karışmamanız lazım ondan sonra başvuruyu yapıyorsunuz sizi böyle bir e, konuşma e, Japonca konuşma yazma testine tabi tutuyorlar. Japonya hakkında tarihi hakkında böyle farklı e, değişik sorular sorabiliyorlar. Yani bir Japon gibi cevaplar bekliyorlar sizden ama kolay değil bir Japon e, vatandaşlığı almak açıkçası. <laughs> Olay ya, kolay kolay vermiyor. <laughs> bu geri zekalı. Hakkı. Eren Eren. Hakkı Eren. Allah Allah. Ya şimdi bizim şöyle bir olay var. 33K'da 30 bin abonede ben Japonya'ya geleceğim. Böyle gezi ve kültürel amaçlı. Orada video falan çekeceğim. Bir de canlı yayın açacağım yani. İddiamız bu şekilde <laughs> ve böyle giderse de olacak gibi duruyor. 28.000'deyiz. Çok az 700'deyiz. kaldı. Buyur canım bekleriz. Ben en başta olmaz diyordum biliyor musun gözde? Yani ya tamam Japonya gideriz ne olacak falan 30K sonuçta olmaz biliyorsun sen de. <laughs> de bir anda bir şeyler oldu. Hediye abonetler falan işin içine girdi böyle Ayrı bir şeyler oldu. Son 4200 okan Kıskanmayın oğlum. Şu anda 28750. 28, 28 bir şey kalmamış bu arada. Olacak olacak gidiyor. Bitti, Ama sen 8 kişi geliyorlar. <laughs> 8 erkek falan. Evet değil <laughs> <mi>? tek değil. <gülüyor> <gülüyor> ben Kala geldi herkes. herkes. Evet. <laughs> Aa, gidiyoruz. orada rehber. rehberimiz de var abi. Gidiyoruz bak gaga. Abi de rehberimiz de var. <laughs> Chat'te mi geliyor? Babalar tahliye. Cem bizi gezdirir, maid kafelere götürür, biliyordur. Maid kafede video çektirmezler de turistin gidemeyeceği fazla bilmediği de bana. götürürüm ben <Gülüyor> 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 Ne videosu oğlum, manyak mısın? <laughs> Oraya gitmeyeceğim, bir de video ile mi uğraşacağım? <laughs> yok yok, video çekeriz de hani illa maid kafe en pislik maid kafede de video çekmeyiz yani. hani Orta yolu çekilebilir bir meyd kafete video çekeriz yani en fazla öyle duruyor yani peki Gözde bir şey söyleyeceğim sen şimdi oraya gittin ya TR'deki işbirliklerin devam ediyor mu ya orada öyle bir sıkıntı yok değil mi o açıdan yani bence yok şu anlık şu anda bir yani hala iş alıyorum devam Gözde ediyor ya. çünkü ya tabii TR'deki da... gibi olmuyor böyle hani etkinliğe gidemiyorsun ya da ne bileyim böyle ürün gönderme falan olmuyor. Ama onun dışındakilerde sıkıntı yaşamıyorum evet. çok şükür. Teşekkürler herkese. <laughs> evet çünkü ya arkadaşlar şu yüzden söylüyorum. Mesela ben de başka bir ülkeye gitsem influencer olarak hayatıma devam edeceğim için e, gittiğim yerde ya yayıncılığa <laughs> devam edeceğim sistem ya da işte Instagram biraz daha gözde Instagram tarafında aktif. Yayınları bayağı saldın gözde bu arada. Farkındasındır. Ne yapayım açamadım burada bilgisayarcı. Kız okuyor abi. resmen. Manyak etti adam beni. Ama şu anda mesela bilgisayarını kurdun. Kendi ev gibi yuva gibi hissettirdi mi sen orası? Bir şey söyleyeyim mi? Bilgisayarı kurunca yuva gibi hissettim. Ha, ben de onu Çok diyecektim. Ciddiyim. Çünkü bilgisayarı kurduktan sonra olaylar çünkü daha böyle bir keyifli olmaya başladı. Discord'a <laughs> giriyorsun. Arkadaşlarınla <laughs> muhabbet ediyorsun. Tek sıkıntı saatlerde böyle belki problem olabilir. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bizim Türkiye'de yani benim bütün arkadaşlarımın uyku düzeni bozuk olduğu için hiç sıkıntı yaşamıyorum. Burada sabah oluyor orada gece zaten yine konuşabiliyoruz mesela. Hiç böyle ulaşamadığım bir an neredeyse olmuyor. Bilgisayarı oradan almadık arkadaşlar. Buradan götürmedin mi sen bilgisayarını? Evet evet ya yani şey bazı parçaları Türkiye'den getirdim. Buradan sadece dış kasayı aldım. Bir de sıvı soğutmayı aldım. Onun dışına Türkiye'den getirdim. Orada hmm. ucuzdur abi ya. Bir ee, kamera senin be abi. Ev turu videom varmış. Ben şimdi gördüm. Ev evet, turu videom çağırlar. var. attım varmış. onu sana bakacaksan. At bakayım. Bir görelim. Bu daha çekmedim, bitmedi evim. Japonya'daki Nasıl bu ha bu başka ev turu mu? Hoş geldin. Boş ha, ev turu, aldım. boş ev turu. Daha boş yani bu boş, boş, ev turu var. Ha bu ev değil mi? Şu an işte 30 metrekare. Evet, oldu. evet. Ha. Evet, tekrar bakalım. E, güzelmiş. Ibıgı görmedin. Klozetinde değişik tuşlar var mı? Var. <laughs> Isıtmalı. Herkesin. Abi çok acayip ya. Bunlar niye bu kadar meraklı sıçmaya ya Japonlar? <laughs> Isıtmalı mı? Abi, Abi neler teknolojiye var? Meraklı teknolojiye meraklı teknolojiye. Falan... Oğlum 20 tuşlu falan tuvaletleri var. Böyle Neyse, alttan su fışkırtıyor, ne bilmem ne yapıyor, yapıyor, ısıtıyor, soğutuyor, ya. müzik açıyor falan. Hadi onlar meraklı sen <laughs> niye bu kadar böyle araştırdın? <laughs> public, public tuvaletlerde hep böyle privacy tuşu var mesela. Ona basıyorsun, bir anda ortamda sesler çıkmaya başlıyor falan. ha Heee. Sıçarken ses gelmesin diye dışarıda. Ha, o yüzden <laughs> mi? Evet Şimdi evet. Bas bu Abi tarzı. çok garip ya tuvaletleri. Bu tuvaletler bir de her evde var. Bütün Japonya <laughs> her yerinde yani olmayan yer yok. Yani aramıyorlar ama yani şeyden bahsediyorum. Bir evi beğeniyor. O eve taşınabilir. Ev yeni geçiyor. galiba güzel gibi. O başvurunuz. Evet ilk oturan evde. benim evde. Komşuculuk Yine var mı gözde yapmıştım. komşuculuk? Bir şey söyle mi? Ben bir şey söyle artık YouTube ya rahat ol yani. <laughs> ben biraz gerildim abi heyecanlandım. Dikkat bir şey söyle. Bakma ya. <laughs> Rahat ya, Ben tek hissediyorum de. binada ya. Sanki hiç kimse yokmuş gibi. Mesela koridora çıktım. Mu muhtemelen ses yalıtımı iyi. Koridorda çünkü yan dairenin müzik sesini duyuyorum ama evde hiçbir şey duymuyorum. Ama zaten... Herhalde iyi diye yorumladım. Yalıtım... Evet, Hı <laughs> <yalıtım>. -hı. Samimiyeti yokmuş <laughs> demek ki. Hayır abi Komşu burada. Komşuculuk sıfır. Büyük şehirlerde biz de yani eşim oldu ya 5 senedir buradayız da yandakini ben bir kere gördüm. Çöp atarken falan yani selam veriyorsun ama yani hiç gelişmemiş. Sal salça falan alamıyor mu komşudan? E, Tam ümit değilmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Cem, sen Japonya'ya negatif taraftan bakansın. Gözde sen de pozitif taraftan bakansın gibi şu anda. Bütün yorumlar o şekilde yani ikinizdeki fark. Evet, yani biri izin... sakinliği seviyor, biri hareket seviyor. Böyle bir izlenim olmuş olabilir ama ben ama genellikle yok, bu... yani iyi yanlarını da şey yanlarını da negatif yanlarını da, iki yanını da gösteriyorum genellikle. Ama tamam, senin, seni daha ya. senin daha iyi İyi yanı dediğim bir cümle kurmadım bu arada Cem haberin olsun. İyi. <laughs> ya da bir soru gelsin onun üzerinden anlatayım ya da. Hiç Yakuza gördünüz mü? Bak sordu soruya bak. <gülüyor> evine, <gülüyor> evine kadar gittim paket vermişliğim var. Aa, aa anlatsana Aha. bunu. Gerçekten nasıl anladın Yakuza olduğunu? Bıçak çekti mi? diyor ya abi. bir de. Jacuzza <laughs> diyor bir de. On, onlarla ilgili enteresan bir durum var. Yani dövmelerinden bir Japon gibi davranmıyorlar zaten. Hem dövmelerinden anlaşılıyor. Hem hal ve hareketlerinden anlaşılıyor. Ben onlarla hatta biriyle konuştum. Ee, Sendai'ye de denk gelmiştim. Hatta videoyu da çektim. Yaşlı bir emekli bir Japon. Gözde düştü Ondan bu arada galiba. Enteresan bir muhabbetimiz vardı. Tekrar çek resim çekim. Kendi gidebiliyor ama katamam. Ama Japonya'ya de... gelip de öyle bir Japon'dan Yakuza ile ilgili bir şeyler anlatmasını bekleyemezsiniz. bir şey söyleyeceğim. Sen e, Yakuza'ya gittin kapısına gittin mesela orada tam kargo teslim ederken. Şimdi işte, bak püf diye tükürdün mesela ne yapar? Kılıcı çeker. <laughs> Abi öyle, <laughs> öyle İki bir şey yapamaz. Kaldı Yok direkt için. şunu söylüyorum. Direkt öldürür mü yani onu merak ediyorum yoksa sakatlayıp bırakıyor mu? <laughs> belli belli olmaz. Bazısı çok sakin oluyor, bazısı çok şey oluyor da onlar biraz yani ne olduğu belli olmayan insanlar. Eskiden daha güçlülerdi. Şimdi biraz daha güçleri azalmış olsa da e, yani şeyleri ne, ne derler? E, adları devam ediyor. Kimse onların hakkında böyle tamam fazla var. konuşmaz. Evet, mesela eşim, hemşire, Allah eşim hemşire. Hastanede bayağı parmağı kesik işte yaralanan o oradan gelen insanları gördüğü için e, biraz yani Yakuza'nın yesini söylediği anda direkt yüzü şey oluyor asılıyor yanıma yanımda. Nasıl ya o parmak kesme hikayesi hala devam ediyor mu? Tabi tabi onlar Ana. devam ediyor. yapılıyor? Ya abi sen döversin. Bir var. Ben şanslıydım yine en azından o insan. Oralara video çeksek çok sarar ha. Bekledim ki bence bir buçuk hafta bile çok fazla. Oraları var. çekemezsin dostum. Orkun ısıtmak gözünden yumruk yemişti ya. Şeyde. Hadi Posta, bu bir, kişi ha, ya, bir, bir kişi Fukuoka'da çekmişti. Japonya'nın alt yabancı bir YouTuber bulmuş. bir yakuzayla böyle bir akşam böyle barlara falan girmiş çekmiş ama o biraz tabii bir farklı yani bir, bir durum galiba. Bu, bu kadar büyük yapmak yerine yatak biraz daha büyük orada bir Yakuza olur. bulup bir yayına yalıtırsan <laughs> efsane olur. Ama kılıç ya, mılıç ya, çeksin her şeyi oraya tıkabileceğim bir yer İletiyoruz var. İletiyoruz taleplere <laughs> hemen. Sonra buradan böyle. Bak ev ederim. bak. Fırat Albayram eve bakıyorsun değil mi? Evet. Bak şimdi. Ben Sizi burada bir ben... adet. Ben anlayamadım bak, şu an. Bak gömme dolap. Ben buraya böyle yanımda getirdiğim ayakkabı. Evet çok doğru. yakından çekti Ya evi. Tam dolaba göre. Burası evin girişi <laughs> zaten abi bak. Girdi direkt sağ tarafı doğru mu? Ha bir dakika. tamam. Bir dakika bakayım mı? Yayını açıyorum. He. Sen Ay, mi kız, diyorsun? da yayında yayındayız. Discord'tan Her bak. Ha, bir saniye. Çağrı. Efendim? Bu arada Fırat abinin bir tane videosunu attım. Japonya'ya gitmiş. Ben biliyorum Ay ne yaptığını. Ayakkabılık. Ben burayı böyle yapayım dedim. Şu şeylerden aldım. Burası evin girişi değil mi? Sağ tarafı direkt. Aynen. Evet. Kapıdan girince direkt sağ burası. <laughs> Ya yanımda zaten çok fazla ayakkabı getirmedim çünkü buradan da alırım diye düşündüm aslında çok zor oldu benim için ayakkabılarımdan ayrılmak çünkü çok seviyorum hepsini ama valizimde yer yoktu zaten bir sürü valizim vardı falan. Kaç valizle geldin Japonya'ya? 4 tane spor ayakkabısı aldım. 5 valizle 4 geldim. 4 büyük bir kabin. Ne aldım, 2 tane terlik aldım, bir de bir tane şey aldım bu loaferler var ya. Japonya diyor <laughs> ya, <ayakkabısı. gülüyor> Muhammed'e soru böyle Japonya Japon diyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Doğru, düşünmüyordum. İki tane falan getirmeyi düşünüyordum ama ondan sonra dedim ki yani ya orada işte beğenmezsem numarasıdır bilmem ne. Benim bu, bu garanticiliği yani ne şey yapacağız oldu, ya bir hep bir böyleyim. Ama varmış vardır. değil mi? Işte şey düşünüyorsun. Böyle evet vakit bulamadım ki mesela hiç alışveriş <laughs> yapayım kendime bir şeyler <laughs> alayım. Biraz fazla hep <laughs> evle ilgilendim. <laughs> Tuvalet abi burası. Ha yo, burası. Bu ne? Nasıl tuvalet abi burası? <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Ayak ne? yeri ora. Hayır çamaşır. Çamaşır makinesi. Çamaşır <laughs> makinesi abi. Nasıl çamaşır makinesi o? Oğlum, çamaşır Oğlum çamaşır, makinesini koyuyorsun altında su gideri var işte bağlıyor. Demek ki oradaki makineler o şekilde. Aaa. Mantıklı. Ha. E. Ya yani şey mantığını sevdim genel olarak. Her yerde olabildiğince böyle eşya koyuyor. Ve tevri alıyormuş orada. Çünkü 28 metrekare. 28 metrekare. düştü. Neyse, devam ediyorum. Buraya geldiğiniz zaman burası banyo <laughs> tuvaletim. Burada tuvaletim var Aa bak Fırat abi senin tuvalet. bak tut tuşlara bak. <laughs> çek tuşları çek. Burada, abi bana, bana klozetten alsana. Ya gerçekten tuvaletle ilgili en Bak bak akıllı. Ha <laughs> ha. Aha, aha. <laughs> ha burada. tuşlar burada. Bak göte götü fışkıran şeyleri götür. Bak bak. Şimdi bir dakika. Bir dakika bir dakika. Gözle bu en sağdaki hava mı veriyor? İnanır mısın bilmiyorum. Atmadım <laughs> hiç? bilmediğim için. Bir dener ya insan. <laughs> hiç kucaklamalar <Sen> yapıyorsun. <laughs> bir tıklasaydın diyeceğine. Bastım bir şey olmamış gibi geldi bazılarında. Ama bak alttan tek derecesini tek... ayarlıyorsun. Yükselteceksin. De evet Mesela <laughs> banyonun içinde de var tamam mı o. Isı ayarlamak içinmiş. Bilmiyordum. Onu bozdum sonra düzeltmek için 10 dakikamı yine harcadım Bu mesela. tuvalet bana hiç güven vermedi ya. Her an her şey olabilir. Cem bilmiyor mu bunların ne olduğunu? Cem bu en sağdaki. En sağdakini benim kullandım iki tane de onları ben de bilmiyorum işte. Senin Çok... ayar belli bir ayar yaptın belli ki sen orada. Galiba. <laughs> Herkes ne kendi oldu. götüne göre ayar yapar abi yani sonuçta. <laughs> Teknoloji var anlatabiliyor muyum? markası ee, da Toto. Fırat Albayram sana ayarı <laughs> söylüyorum. Bak şuna 3 üç, evet. üç kere artıya basıyorsun. 3 artı. Tamam. Tamam mı? Şu yukarı olacak sende. Yukarı çıkmalı olacak seninki. Aynen desibeli yükseltelim. Ya, desibeli evet. yükselt. Buradan Altı ayarları istiyorduk. bak şu alttakileri fulluyorsun. Tamam. Bir de ekstra shot olacak sende. Onu da yukarıda bak şu yandaki düğmeye basıyorsun. <laughs> tamam. Çok keyifli. Sağ K'ye basıyorsun orada. Çok keyifli. Ben lobları lopları da ıslatsın istiyorum. Yani soldakini istiyorum bak. abi bak çünkü bir kere mü? O zaman bak şu yukarıdaki tuşlara basacaksın. Loplar için. Hayır. Bir Aynen. i̇kinci sıradaki kalça. Yok o, ya sürü... nasıl inşaat... anladın? Nasıl anladın lan? Bak, bak bak valla dur. Ya salak mısın Karaman? İkinci sırada katıyor, üçüncü sırada surat mı amına koyayım? Dört havaya mı kaldırıyor, <laughs> evet, hava evet, mı kaldırıyor abi, göçümüzden? Üç, üçteki fırlatıyor gibi bir insanı. Evet Öyle bir görseli var. var. Aşkım, Japon, <laughs> Aşkım Japonya'dan Geçemedim. tuvalete girdim. Bir şey olmaz mı? gittiğinizde kesinlikle bunlara basıp hepsini denemeniz lazım. Bunu da Ben sana söyleyeyim, <laughs> söyleyeyim mi bak gittiğinizde... Ama kendin de... poposuna. Aynen kardeşim direkt. Ben orada yaparken hiç denemeyeceğiz herhalde. Çekeceğiz. Aha oldu. Onu ben çekeceğim. Boş tuvalette gö göstereceğim. Belki bir desibel ölçebilirim. Hani bir oturup bir desibeline bakabilirim. Çünkü çok da vurursa da şoka, şoka sokabilir yani. Ama... Ne biliyorsunuz. Hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Bu bir yerden sonra Değil keyfe de, girebilir başına. ama çok korkuyorum o yüzden. Suyun, suyun hızını. Yani Aslında hızını... gelişmiş bir taharet ustu. İstanbul'a döndükten sonra bunu çok arayabilirim gibi geliyor. O yüzden biraz uzak bu cihazdan. bir şey lazım ya bundan. Çok garip bir, bir alet ya. bir şeylerden. Aynanın arkasında da yine böyle eşit. Bak ama bak her bir şey bir gömmeli yani. Her şeyin duvarla çok yakın. O yüzden kullanışlıdır yani. Evet evet her şeyim sığıyor o yüzden. Emmeli banyo. Sıkıntım yok. Gömmeli dolap. <laughs> yani banyo da güzel. Vay, böyle Abi da ayna olması beni da. o kadar yükseltti Allah ki Allah ın, Allah ın, Allah ın niye bilmiyorum ama şey, hoşuma gidiyor yani. Buhar olsa da. Neresinde ayna var? Bakıp, adamları, cinsiz, you, you bu aynadan basit bir karşısında başka bir ayna daha mı var? Bu komple banyo burası. Onu anlatıyorum. Nasıl? Hee. Hee. Aaa. Aydınlandık. Ayna direkt oda. Herkes aynı anda aydınlandı bir de. Oğlum sırayla aydınlanma <laughs> aydınlansana da sırayla. Ben an anlamadım. Şu an Kanko duştasın. i̇çinde şu an. Şu an duşta o. Kapıyı açtığı gibi duştasın. Öyle <laughs> Allah Allah. Evet, ben buraya yine şampuan şeyleri falan koyulmuş etmiş. Burada çok dandik random bir tane şampuan. Bu ayaklar Japonya geldikten sonra mı böyle oldu falan. Diye otomatik küçülüyor. 36, şöyle buçuk. bir de çapraz birbirine bakıyor uçlar. Çapraz geçmiş. Cem de içinden şöyle söylüyor bak. Yok oğlum böyle bir Japonya ya diye söylüyor. <laughs> genelde kızlar şey yürüyor, şey çarpık yürüyor. Bayağı bir fazla insan. Allah Allah. O da işte tüm dünyaya da, da bunu pazarladılar ama tüm dünyaya sattılar yani bu kültürü de yani. Öyle bir olay var. <laughs> Benim yürüyüş <bir düştü> Bunları satamaz mıyız ya? Bugün sonra bir de gideceğiz şimdi adam akıllı bir market alışverişi yapacağız. Her neyse. Ne ya lif galiba liflik. Şey ha yine Bunu tuşlar geldi. Işte. Bu <gülüyor> ne? <laughs> Klima. Bu sıcaklık Klima. ayarlıyormuş. Ay iklimlendirme. Bence. Tuşu mu? En soldaki tamam, en soğuk. Bilmiyorum evin evin şey herhalde bu. Bu evi evin hmm. genel ayarını. Suyun ayarı sıcaklığını ayarlıyor. Aa suyun suyu. Ben çözemedim bunu da. Bunda salonda da var mı sizde? Şöyle. Bir tane salonda. salonda ya da mutfakta olması lazım. Mesela evet. içeride ayarlıyorsun su kü küvet dolana kadar. Doldu mu? Sana içeridekinden ses Oha. çıkıyor i̇şte evet. Nasıl? Hazır var. Bu ne ya? Duşa gireceksin bir yani dakika. salondan ayarını çekiyorsun. O suyu dolduruyor, ısıtıyor, bir şey dolduruyor. yapıyor. Dolduruyor. Aynen. Evet, sonra 15 mesaj bin liraya kalıyorum bir de bu evde. Mesaj geliyor bir de. Aa mesaj geliyor Android. Peki suda bizim musluk Oğlum. gibi sıcak soğuk ayarı yok mu? <laughs> Şeyde muslukta. <laughs> var var, var ay ayarı e, var, var. var ayarlayabiliyorsun. Var. Ortalama 40-45 derece arası bir şey oluyor. Aynen benim hep 42 derece. Çok ben iyi. o kadar sıcakta duş alamam ama ya. 42. Yok çok sıcak Çok değil ki abi 42. Zaten senin 37. yıl yani. Ha öyle mi? Çok <laughs> ya. Senin sıcaklık kaç? Ben de kaç? çok sıcakta yıkanamam. Murat Albayram. Bilmiyorum bizde derece okunmadığı için <laughs> ben elimi uzatıyorum. Yanmam herhalde deyip giriyorum. Ben bir de mesela ben garantici de bir insanım mesela. Suyu elimi uzatırım. Şuramla da bakarım buramla da bakarım böyle kafamı sokarım ben çıkartırım. Ben dirseğimle bakıyorum abi. Dirsekle güzel. En hassas yer vücuttaki. Ben ee, sorun söylemeyeyim bir ben birkaç bir şey yerle olacağım. daha bakıyorum çünkü. Şey <laughs> <hemen. gülüyor> Onları Sen atlıyorum. derinlik ölçmüyor mu abi? Yok kardeşim. Zaman çok zor muhabbet ediliyoruz Hasan şu anda evet. o aralara girmenizden yani dolayı. Bir şey konseptini çok sevdim. Bir alan yapılıyor. Yarısı küvet. Takıl abi orada keyfini yap. Yarısı da duş. Al duşunu. Hatta burada duş partisi... Devinden. Pardon. <laughs> Aklıma yandan. kötü kötü şeyler de geldi bir yandan. Kesinlikle banyo. Devam. Size video çekerken gelen biledam. Ektedir. <laughs> Banyodan çıktıktan Bu arada bunlar yapmıştım. böyle villada kullanmıyor. Ben bunu almak için çaba sarf ettim. Böyle sadece paspas gibi bir şeye temizleme peçetesi gibi bir şey takıp öyle siliyorlar. Hmm. Ama bana o yeterince temiz hissettirmiyor. Ben o paspasın böyle sıkma sesini falan duymam lazımmış gibi hissettim. Bir de şey soruyorlar çok fazla. Deprem mevzusunu çok soruyorlar. Aa. Buraya geldiğimden beri 3 kere deprem oldu. Aa. Aynen. Ay deprem olmuş. Evet deprem Ama bir tane yani şöyle söyleyeyim telefonuma gelen uyarıdan daha çok korktum. Sabah dörtte deprem olmak evet, üzereyken telefona ya. böyle dağıt 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 uyarı geliyor. Birazdan deprem olacak güvenli bir yere geçin falan diye. Bir dakika sonra falan deprem başladı. Kaç? Büyük büyük çok muydu mesela? Çok sallıyor mu? 5.2 miydi neydi o deprem? Diğerleri daha Oğa. küçüktü. Onlar normal 5 6 mesela cem belki daha iyi oluyor. bilir bunu cem e, Japonya'da mesela depremden yıkılan ev oluyor mu artık onun şiddetine bağlı dediğim gibi 5 6 arası normal karşılanıyor zaten binaların binalar yapılırken de bayağı bir beton altlarına böyle o e, titmatik bir adı var onun o e, hızı emecek bir şey yapıyorlar koyuyorlar ha. binaların altlarına çok e, az oluyor yani şiddetin böyle 7'nin e, üzerine çıkması lazım da çok nadir oluyor. Hmm. Ev yıkılma mevzuları çok nadir oluyor. Sen en çok kaç gördün mesela şiddet olarak? Ben e, yanlış bilmiyorsam 6,5 falan gördüm kendi evimizde. Ama bir sallandım, bir sağa sola gittim takır takır oldu da hiçbir şey olmadı. Erkenden haber verdim onda. Erkenden haber verdi evet yaklaşık bir 30 saniye sonra 30 saniye sonra deprem oldu. Önce bir telefon kilitliyor kendini. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bir ara yanlış alarm olmuştu gece vakti. Eşimle eşimle uyandık. işte direkt haberleri açtı eşim. Depremi bekledik. Bekliyoruz yani böyle. <laughs> telefon kilitli bir şekilde ha olacak, ha olacak derken Allah bir dakika Allah. geçti. Yanlış yanlış alarmdı sonra yattık, uyuduk. <laughs> okayım ya. önceden ama, gelmesi uyarını. yani çok da önceden gelmiyor ama 30 saniye yani bir yere Kanka gidemezsin 30 saniye bir dakika yani bir dakika arası, güvenli, evet. yani ne bileyim kafanı bir yere sokarsın insan evet, psikolojisi da, rahat Evet onda çok çok şiddetli bir deprem gelirse onu zaten belirtiyorlar tele, 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 televizyonlarda da yani te, herkes yayın yapıyor bildiğin hmm. saat kaç olursa olsun bizim evimizde mesela halat var biz iki katlı bir evdeyiz her Hı? Evin içerisinde bulundurulması gereken şeyler var. Hani olur da kapıdan çıkamazsak bizi kurtarmaya gelenler ya, ya da biz direkt o halatla ikinci kattan aşağı inelim. İki katlı bir apartman burası. Bulundurulması gereken birkaç malzemeden bir şey. Allah Allah. Mutfağımız var. Yani buraya buzdolabı gelecek. Nasıl ha, mutfak yani ya? Aldım ama... Abi şöyle yani mutfak Çok küçük ya. Burada e, sebzeyi nerede kesiyor? buraya böyle şu boylarda i̇şte kesme tahtası oldum. aldım. Bu şey e, lavabonun şaşırır. üstüne koyuyorum kesme hmm. tahtasını. Hmm. Öyle kesiyoruz. mantıklı Yani buraya zaten işte birkaç bulaşık şey makinesi yok değil mi? Ya en büyük <laughs> şeyim o sanırım bulaşık makinem yok evde yıkıyorum bulaşığı. Ya bizim o tam bir dert ya. Yani Japonya'daki evlerin %80'inde evet. bulaşık makinesi yok. Evet. Apartmanlarda. Neden? Yer yok nerede? Yer edin, alan. Ben Türk bu yüzde bir, bir tane şeyde kiralamacıyla, emlakçıyla öyle bir kavga muhabbetimiz olmuştu. Ev sormaya gittik. Çift katlı ev tam böyle bir yoğun dönem mart nisan arası insanların e, işlerinden işte çıkıp farklı yere geçtikleri ev aradıkları bir dönem. Ben dem de tecrübe olsun diye gittim. Eşimle bir sordum. Bize 5 tane ev gösterdi. Sadece bir tanesinin resmi var. Hani alıyorsanız evi kiralıyorsanız e, kiralayın. İşte acayip bir yoğunluk var. İşte ben sadece şeyi söyledim. Dedim ki bulaşık makinesi olsun. 10 dakika sonra geldi. İçeride bir araştırma yaptı. Bir tane ev var. Fiyatı da 3000 dolar dedi. Genelde pahalı oluyor onlar. Oha. Ama şeyler falan var. Mesela Amazon'a bulaşık makinesi yazınca. Küçük, küçük çıkıyor ama böyle, portatif. Aynen çıkıyorlar. Küçük portatif bulaşık makineleri var. Bir de zaten orada çok fazla e, ha, bulaşık diyoruz, çamaşır demedik, pardon. Ama bulaşık da mesela markete gidiyorum, bir şey alıyorum, tatlı falan alsam yanında plastik çatal kaşık falan veriyor mutlaka. Evet, evet ama yine de insan şey yapar ya. Kabak, evet koyuyor. Çatalı. Yalan solmuş Japonya'dan nefret şeyden... ediyorum. Benim için <laughs> negatif yönü bu. Bulaşık makinem yok. Derin bir sessizlik. Yok çete bakıyorum bir yandan da. Çete... Ya, hayallere daldık hayallere. Dokuz... Ben de hayal ediyordum. Ben de hayal ettim biliyor musun acaba çatal bıçak dedi ya çünkü ben de şey tam şeyi düşünüyordum. Şimdi ben mesela dışarıdan sipariş veriyordum ya zaten onlar yanında çatal falan getiriyorlar ama evde de çatal bıçam da var. Onu düşündüm böyle ben zaten ben acaba hangi çatalla da diye. Daha sipariş verdiğim hiçbir yer çatal bıçak göndermedi mesela. Neden? Evde, eve gönder göndermiyor. Bilmiyorum ya da genel mi böyle bilmiyorum ama benim evime hiçbir zaman çatal bıçak gelmiyor. Türk restoranı dahil. Türk restoranından da sipariş verdim. Onlar da göndermedi. E şey yazıyor musun açıklamaya? Ee, çok açım. Malzemesi lütfen bol olsun. Bol ekmek getirmeyi unutmayın. İki prenses gelirse sevinirim. Bir de çatal bıçak da rica edeceğim. Yazıyor musun? Çubuk çubuk koyuyorlardır. Belki genelde aynen. İste, isteyince, i̇steyince veriyorlar. Nasıl? Eliyle mi yiyor orada millet? Ya Ona e göre not. mi gideceksin? İstemeyince istemeyince vermiyorlar ama evet öyle bir durum tamam var. E not yazdırmıyor. Onu ne yapacağız? Bazı restoranlar yazdırıyor notu sadece. Öyle dua edeceğiz artık gelsin diye. Telefonla söyleceksin. E evet bıçak al. O var işte onu söylüyorum. <laughs> onu konuşuyoruz ya. Ya Karaman. Wow. <laughs> Karaman. Bulaşık makinesi yok yani. Sen bu zekayla Karaman Japonya <laughs> Japonya'da çok hızlı adaptasyon sağlarsın bu zekayla 7 sene falan sen 7 sene içerisinde oraya baya Japon insan olursun bence. acaba? Sen oraya bak bir mı koyuyorsun? <laughs> Ay gerçekten öyle. Benim mutluluk. Makul. Ama sen bu videoda şu an Japonya'nın ilk heyecanı var ya çok keyiflisin. Evet evet. Bayağı. Alt çekmecesi var. Bu ne böyle? Bu da açılan gizli kapak falan gibi bir şey mi çıkacak? Ne, ne bu? Bilmiyorum. <laughs> bu da bir gerçek bir dolaç, boş dolaç, ev dolaçlar, turu ya. Keşfediyoruz evi. yeteceklerini düşünüyorum. Zaten ne kadar yemek yapıyorum ki yani. Burada da böyle bir tane çekmişler. İlginç ya dolaplar. Aa. Bir de ne kadar çok ne? uzuyor her bu. Her geldikçe geldi. Kullanmışlar. Falan koyarım diye yapmışlar diye yorumladım. Yani gayet yeterli. iki tane ocak. Adam olana çok bile. İki tane şöyle üst dolabım var. E iki tane dedim iki kapaklı <laughs> Bu üstteki dolapların da içlerine zaten minik düzenleyiciler <laughs> alıp böyle küçük küçük doldururum diye düşünüyorum ama... ...zaten çok yerim yok. O yüzden muhtemelen hani böyle şey iki su bardağı, iki kahve bardağı... Eve bir girdik. Sağ taraf şey, bardağı, şey. sol taraf, şey. taraf banyo. Şimdi i̇şte mutfak. Minimumda, Salon. Gibi gözüküyor çünkü zaten çok Ve oda. Ve kadar. bir tane yatak odası. Gerçekten yatırsın. dediğim gibi yani oldu. İki şey tane oldu su bardağım, de iki de tane kahve de. bardağım var İstanbul'da abi. İstanbul'da da tekim aslında. Çok fazla eşyam var o evde. Yani herhalde... Yemek konusunu Nesini sorayım mesela? Ve biraz daha böyle ne kadar, kadar mesela sipariş verdi yemekler ne yiyorsun <laughs> oğlum dedi ya en başta işte zaten dedi yani Türkiye'de o yaşıyorsan şey burada da yaşayabilirsin dedi yani <laughs> ya ben öyle düşünüyorum Cem buna katılmadı ama bence öyle değil çünkü Türkiye'de ama... şu anda her şey ve bütün yemekler çok pahalı X bir yere kahve katıl... içmeye gittiğinde de çok katılamadım değil e, tam tersine yok katılıyorum da orada mesela bak siz konuşurken de ben söylemedim bu e, mesela bulaşık makinesi işte o istediğinizde gelmeyen vesaire şeyler bunlar hep sorun sıkıntı aslında bir süre sonra bunlar burada yaşadıkça öyle bir birikiyor ki birikiyor 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 Böyle bir tık böyle bir stres dayanılmaz. Cem sana bir şey soracağım. Ben işte muhabbet onu söylüyorum. Var. Mesela benim için Türkiye'de biriken ve katlanılamayan şeyler daha farklı olduğu için muhtemelen çatal bıçak gelmemesi benim için hiçbir zaman sorun olmayacak. Onu söylemeye çalışıyorum ben de. Cem hangi şehirden gittin sen oraya? Türkiye'den mi? Hı <laughs> hı. Yani İstanbul'dan. <laughs> ha tamam sen de. Peki Abi Cem de senin Türkiye'ye geri dönme yani. planın var mı mesela? Ya gözlerin pek yok gibi orada, orada kaldığı sürece kalır gibi. Dönersem de zaten burada evim var diyor yani çok sıkıntı yok, değil. Yok, benim de benim de dönme planım yok zaten ileriye dönük burada böyle köy kasaba böyle dağlık bir alanda yerleşip böyle bir çiftlik açıp orada eşimle çocuklarımla yaşama gibi bir planım var. Ha oradayım artık diyorsun yani, devam edeceğim orada diyorsun. Evet evet, aynen. Ya Cem büyük şehri sevmemiş, Japonyayı sevmiş. Anladın İki farklı tabii. karakter ya burada. Evet. Yok yani. bence Cem de Japonya'yı sevmiş zaten ki yoksa gitmezdi ama yani e, evet, eksilerin de zaten, eksik evet, yani kendince seviyorum negatif seviyorum. kısımlarını da söylüyor ama bu negatiflikler yani ülkeyi terk etmeye yetecek veya TR'ye dönmeye Bilmiyorum. yetecek kadar büyük negatiflikler değil. Gözdeyi de şöyle anlıyorum. Zaten TR'de o kadar negatiflikler yaşıyorum ki buradaki bunlar zaten bana koymaz. Yani çok büyük sorunlar değil. diyor. Yani Aynen büyük şehir, öyle. büyük şehirde yaşayıp da yani ya ancak böyle maddi durumunuz yerinde ise biraz rahat olabilirsin. Maddi durum yerinizde ise özellikle büyük şehirlerde Tokyo Saka gibi şehirde stres bir kısa bir süre sonra çıkıyor. Geçim sıkıntısı. Bir de bir şey söyleyeceğim. Orada bir tane ormanlık varmış. Herkes kendisini oraya gidiyormuş. Şey yapıyormuş, İntihar ediyormuş. Aa, aoki Evet, gittik biz de oraya video çekmeye. Öyle mi gerçekten? Öley, öyle, e, eee bayağı bir popülerdi. Şu anda kapattılar orayı. Bir e, bir şeyler çektiler. Biz girdik içeriye böyle bir e, şey aradık yani bir <laughs> ölü beden aradık öyle diyeyim. Allah e, bir Allah. saate yakın içerisinde yürüdük. Oranın olayı şöyle. Fuji Danmen altında olması işte bir kutsal kabul ediliyor insanlar ya, değil arabasıyla. Değil. Evet, evet. Fuji daha zaten kutsal olarak kabul ediliyor. O çevresi de kutsal kabul ediliyor. Eskiden çok şeydi adamlar takım elbisesiyle gidiyor işte stresten. Vesaire şundan bundan dayanamadığı için kendini asıyor. Hmm. Bir de araba fiyatlarını çok soruyorlar. Arabalar ucuz. Ortalama 5 aylık bir parayla bir araba alınabilir yani. Bir asgari ücretle. Allah okay. Allah. Çok iyi harbiden. Ama çok markanız var tabi. Şey... Çok, çok çoktur. Teknoloji çok. ucuz mu ya orada? Genelde ucuzdur herhalde. Ucuz ya, ucuz. Ucuz olsun inşallah. Sağ ol karaman. <laughs> ya Ekran kartı fiyatları aynıydı yanlış hatırlamıyorsam. Sıvı soğutma almaya gittiğimde bakmıştım. Sanki aynıydı hmm. ama şey sıvı soğutma falan daha ucuz sanırım burada. Hı. Hmm. Şey. Gerçi <laughs> zaten dolar üzerinden e, yayıldığı için Aynen. Ama. Yani aslına bakmayın sefalet. Aa salon burası mı? Evet. Yani şu Nasıl ya? Nasıl? Aldın. Ama bu bir, bu burası. Şey. Şu duvarın ölçüsü 1.78 arkamdaki <laughs> duvarın, ölçüsü. <laughs> o duvarın ölçüsü. Enlemesine. O salon duvarı değil ama. <laughs> salon duvarı. Daha bir sığmıyor. Salon duvarı şu an. Evet. Senin bilgisayarın o duvarın önünde mi şu anda? Orada bir masam mı var? O değil. O işte telefonu koyduğum yerde benim ha. masam şu anda. Neden? Bir dakika şu an işler değişti <laughs> acı. Ben tam anlayamadım abi evi. Yok Çağrı abi sana çok küçük bura. E, daha erken anlamış olmak benim en tamamen. Çağrı abi burada kalmayacak ki Hayır abi yanında bir oda daha var. Burası ara oda gibi. İşte orası salon. Ben şimdi o arkaya mesela yayın arka planım olacak arkamdaki duvar. Oraya böyle süsleme müsleme bir şeyler aldım. Masa aldım hani hem yemek yerim çalışırım Ama falan. burası gibi. birazcık hol gibi yani anladın mı? Evet. Burası... Evet geçiş gibi yani odadan ziyade. Evet ama böyle. Daha toparladım. O yüzden birkaç gündür yerleştiriyorum. gibi. Tam anlamadım ben hala ya. Bak bu bak şu yatağı koyduğu yeri gördün mü? <laughs> evet. Bak burası salon. Salon sanki gözde karar vermiş gibi geliyor bana. Burası sanki Ya da evin gibi sahibi karar. Burayı salon yaparım, sonra yapalım. şu duvarı salon <laughs> yaparım demiş gibi. Burası salon. Ben karar vermedim. <laughs> bak bu aralık şu küçük bir aralık var. Hol gibi de. Evet. Burası bir oda denmiş buraya. Yan tarafa da yatak odası aynen. denmiş. Aynen. Orası da yatak odası. Aynen. Yani buraya gelmişler demek ki sen salonsun demişler. <laughs> o vizyonu yüklemişler yani mecbur kalmış burası da. <laughs> Salon olmaya. Şuraya kendime şöyle bir kuruldum. Burada sefalet köpke yaşamı sürdüm birkaç gün. Ama normal standartlar. Telefonu buraya koymuştu. Demek ki burayı. Nasıl... Aynen. Aynen. Hmm. Ben otarım size fotoğrafı. Buraya Birazdan. yayın masamı koymayı düşünüyorum. Tamam. Çünkü bu duvar yan komşunun oturma odası sanırım ve oraya doğru konuşuyorum. Bak ama bak sen... bir tık daraldım şu anda evde gözde. Evet. Bir <laughs> Allah, tık, Allah Allah. Bir tık böyle tamam, bastılar şey. beni şu anda. <laughs> Çok haklısın anlıyorum seni. Buraya ne koyacağımı... Aa da balkonda mı var? Bilmiyorum. Evet evet. Ve koltuk almayı istemiyorum çünkü... Balkon artı bir yazdım oraya. Ve sadece böyle evime hani misafir gelir, birileri gelir bilmem ne diye oraya böyle bir tane koltuk alıp kendi alanımı kısıtlamak istemiyorum. Ya orayı böyle hani konsol gibi bir şey alacağım ben en azından böyle işte kitap... Özetle bencil bir, bir köpkeyim fikir, diyorum. Bir ya ne yapayım yani? Normal ya, ya bu evde kim gelecek küçücük ev? Ya. Oradan... ya gelse bile yani <laughs> sandalye alırım oturur iki kahve içeriz. Koltuk mu koyacağım oraya? Bence de koltuğa hiç gerek yok. Ya da yataklı koltuk. <laughs> olacak inşallah umarım ve burada Burası da... biraz daha okey bu arada yatak odası yani için. Gardırobu balkona bir çıkalım varmış. ferahlayalım ne olur. Bu i̇şte şekilde yerleştirdim aslında ama hala daha çok kıyafetim var. Kusla köpke. Kusla. Üstlük kıyafetim var daha onları koymam lazım. Burada da yine aynı şekilde şöyle bir alan var. Şuraya montlarımı astım. Şuraya tişört falan koydum. En üstte de pijamalarımı koydum. Ama sen bu eve eşya anlamında sığdın mı? Dolaba yerleşmeye Sığdım. Çünkü gerçekten çok fazla eşyam var. Yani şu anda yok ama normal. Hırsızlık şey olayı var. olacağını pek ama zannetmiyorum burada ya. Içerisine az gel burada ben de hiç ama zannetmiyorum. Da. Geçen gün laptopumu 3 saat restoranda, <laughs> restoranda unutmuşum. Böyle. Kimse çalmadı. 3 saat sonra Her gittim aldım. Ayrı ayrı Şaka yapıyoruz. Çok nadir oluyor. Ben ya. terk çok ederim o şehri. Şey. Öyle söyleyeyim sana. Kimsenin ihtiyacı yok ki çünkü. Hiçbir şey çalmıyorlar burada. Yeni bir iş fikri geldi aklıma. Hırsızlık mı geldi? Bence <laughs> <laughs> de oluyor. Hırsız lazım. Japonya'ya hırsızlığa gidiyorum şerefsiz. olacağını bilmiyorum. Bu ucube köşeye yatağım gelecek. Şimdi neden buraya ucube dediğimizi de anlatmak istiyorum. Nasıl yanlamasına yatağım gelmeyecek herhalde. Ölçüsü 2 metre 4 santim. Buraya yatak almaya çalıştığım zaman Ya işte, adam sığmıyor. Bunun hani normali nedir? 90'a Ben bir Hasan'ı dereceden atmak istiyorum ya. Ve 200'dür. Tamam. Güzel karar. Kendisi gerekiyor. Karyolaların hepsi 209 santim. Bu ucube duvar 204 santim ve buraya uygun karyola bulabilmek Çağrı için Çağrı abi tam yetiyor ha boyun. Geldim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Sonunda buraya şey buldum. 200 buldum bu arada. Olması lazım. 202 santim bir şekilde. Karyola buldum. Hayır benim anlayamadığım. Doğru ölçüde. Diklemesine niye koymuyor ki yatağı? Niye yan koyuyorsun yani? Dikine koy, dolaba doğru gitsin. Dolabı nasıl açacağım? Yatak başta olmaz. Aaaa! Göç ayıktım. Doğru lan dolabı açamıyor o zaman da. Tam doğru. Yana kaymalı olmalıydı dolap. Ben de dikey koyup çift kişilik yatak koymak istiyordum oraya. Evet, ben öyle yapardım. Ama sonra dedim ki nasıl açacağım dolabı? Ya belki de açardım bilmiyorum. Ölçü belki o zaman yer daraltırdı o zaman hiç alanım olmayacaktı. Biraz daha geniş yani genişlik biraz daha var gibi yani. Geçiyor bu aslında yani. var ya ben sana söyleyeyim bu stüdyo daha yani 1 artı 0 daire gibi de düşünebilirsin zaten salonla odan birleşik. Evet aslında. abi bu ne aslında. Orada kapı var. Ha kapı, kapı mı var burada? Kapıda. Şey evet evet o kapı. Aa tamam. Oradan kapı çıkıyor. E tamam şey buradaki kapıyı bu kapatıp oradaki kapıyı da kapattığın zaman arada böyle şey <laughs> gibi kalıyor. Ölmeyi bekliyorsun. <laughs> orada böyle kapsül gibi kalıyor orası ama. <laughs> kapatmıyorum çok darlıyor kapatınca yalan söylemeyeceğim. Evet, çünkü kapatılmaz çünkü burada balkonda var ya abi. O balkonda balkonu da açık bırakırsın hatta. Orada bilgisayar oynarken o balkondan da serin serin eser. Aynen öyle. Var ya pencere falan. Keşke biraz daha ışık alsaydı tabii ama. Ben beğendim ya. Bence Inokim. öğrenci adam için bir de Japonya'da başka ülkeye göre falan çok iyi. Buluştum. Bence de. Yani ben şöyle keyifli an... yani. Ama Cem'i de şu anda bir tık Anlar gibi de olduk yani, değil mi? Hafiften. Yani Cem... E Cem tabii evli iki kişi. Cem geldi. sen de buralardan bahsediyorsun, değil mi? Yani böyle daralmalardan bahsediyorsun, yani bir yerden sonra evet, dediğin evet. şey. Ya benim anlatmaya çalıştığım olay, bu sıkıntılar ufak ufak geliyor, geliyor, geliyor. Yaşadıkça bir süre sonra hepsi birikiyor, üst üste geliyor. Hepsiyle beraber uğraşmanız lazım. Benim anlatmaya çalıştığım nokta o. O yüzden belli bir süre yaşayınca bunlar ancak anlaşılabiliyor. İşte ben Çok... de benim de bakış açım şu yönde oluyor her zaman Türkiye'de de bir sürü sorunla 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 aynı anda yaşıyorsun ya mesela o bana daha ağır geliyor. Ya biz şu anda gözde. Ben onu kıyaslayarak mesela daha iyi hissediyorum. Buranın standartlarına alıştıktan sonra buradaki sorunlar da belki sorun olmaya başlayabilir. Gözde Ama bir buçuk sene sonra şey yazıyormuş. Için... Cem'i anlamak diye bir kitap yazıyormuş. Koparım. <laughs> <laughs> Cem'i anlamak Japonya falan. <laughs> Çok güzel. Ama abi iki kişi yaşanmaz bu evde. Mesela bence. Evet. Bak bu i̇ki evde... iki kişi bir de uzun boyluysanız, kiloluysanız da sıkıntılı olabilir. Ben kilolu değilim. Uzun boyluyum ama benim için gerçekten zor. Çağrı sen sağırsın bu eve. Bu evin tavanları yüksek çünkü. Ha onu soracaktım. Tavan yüksekliği kaç? Yüksek ya. Burası muhtemelen... Ne kadardır? İki buçuk metre falandır herhalde. Şu Gragas yazanları bir banlayabilir miyiz seriden? <gülüyor> <gülüyor> o abi sarsın da sen ama darlanmaz mısın burada ya? Bir süre sonra. Bir süre sonra darlanmaz mıyım? Psikolojik bir nefes tarlığı gelir abi. Beni gider şu an. Ya ama evini değiştir başka eve gider ya. Allah Allah. Abi şöyle Çarcım. bir şey var. Ben daralır mıyım? Daralırsam dediğin gibi evi değiştiririm. Belki de daralmam. Çünkü... Evde çok vakit geçirmeyebilirsin o zaman Japonya'ya geldiğin zaman anladın mı? Ha benim için öyle bu arada mesela. Zaten sabah kalkıyorum. İşte duşmuş, okula gidiyorum. Okuldan çıkıyorum. Arkadaşlarımla takılıyorum. Akşam eve geliyorum. Bilgisayar falan takılmacı, çalışmacı, sonra yatıp uyumaca. Benim NEET kafalardan desen... <laughs> toplayamazlar. <gülüyor> hafta sonu da her hafta sonu kulüp. Sabaha kadar. Aa, orada Sabah kulüp... 7'de dönüyorum eve aa öyle kulüp arkadaşları da edindin mi kendine hemen ay lütfen canım ilk <laughs> yaptığım şeydi vay be Türk arkadaşım var orada değil mi bir tane de Türk arkadaşım yok hayır Türkiye'de yani arkadaşım bir tane var <laughs> o Tokyo'dan taşındı şu an Nagano'da yaşıyor Ha. peki böyle bazen böyle bir ihtiyaç olur yani böyle bir ya beni anlasın bir Türk arkadaşım olsun burada. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim burada bir Fransız arkadaşım var. Gerçekten Türk arkadaşlarımla aynı anlıyor beni. Gülü, ben sen şey biraz var, daha ama bak Türk böyle Türk yorumlar yaparsan seni lazım. vatandaşlıktan atılabilirsin haberin olsun. Alabilirler <laughs> <laughs> vatandaşı. <ben> gerçekten <laughs> anlıyor yani. Mesela ben hep dil bariyeri olur falan diye düşündüm. <laughs> Tabii, nasıl anlıyor? Çok yüksek oranla dil bariyerinden yeterince anlayamıyorsun. Ama bazı insanlarla anlaşabiliyorsun yani. Ben oturup o çocukla siyaset konuştum. Siyasetimizi paylaştım. Atatürk'ü anlattım falan. Atatürk'ün hayatını okuttum. Böyle aktiviteler yapıyorum. Darlıyorum insanları. Bizde mesela dil bariyeri yok. Bu pişler yine beni anlamıyor. Sana o yüzden katılıyorum. Hiçbir bariyer yok mesela. Herkes Türkçe konuşuyor. Anlaşamıyoruz ama anladın mı? Zeka var yere oluyor bizde de işte aynı deli konuşucu. <gülüyor> <gülüyor> Abi gerçekten dur bakalım balkona da bakalım. Acası <laughs> herhalde. Mesela şurada şu ucube çıkıntı olmasa sıcak buraya. Ay en boktan Keşelim çıkıntı. Hemen, kolon keselim. Kolon <laughs> keselim, keselim ondan sonra. Pazar falan gelecek herhalde. Nasıl olacak acaba hiç bir fikrim yok. Ve son olarak burada balkona. Gözde Japonya internetten kalmak üzere bak düşüp duruyorsun. Ya internetim iyi aslında. Ortak internet kullanıyorum binayla. Özel Biliyorum. çekemiyor musun? Çekebiliyorum ha. ama bu bedava, para vermiyorum internet. <laughs> Nasıl ya? Aynen Ah, kiraya oh. da i̇nternet. Hmm. Allah Allah. Şey 4, ne kadar? 400 450 downloadum var, 170 oh. downloadum var. Oh. Sen ha. yani Küçük o internet, çok iyi, ha. o internetle yayın <laughs> yapabilirsin o zaman direkt kendine özel Geçen internet olmasına. Her gün olmasa denedik bile. biz böyle boş bir hesapta hani sorun oluyor mu falan diye baktık, drop falan olmuyordu, bir sıkıntı yoktu. <laughs> Ama bilgisayarımda şu an sıkıntı var, onu çözmem lazım yayın açana kadar. Aa. Çok iyiymiş Aa. ya <laughs> internetle ilgili bir garip bir şey söyleyebilir miyim size Tabii. İnternet mesela binaların bazılarında ben de paket dağıtırken hep tecrübe ediyorum binaların içerisinde genellikle internet çekmiyor İnterneti aslında internet gözüktüğünün aksine biraz sıkıntılı Japonya'da Telefondan mı çekmiyor internet? Evet Evet, öyle bir ha, durum var. Bazen yani böyle kalabalık, işte. evet. Kalabalık, ben kalabalık, sizi dinliyorum. Birkaç bir soru daha çıkıyor. sorarsın Fırat Albayram sen, ben bir içip geliyorum? Sizi dinliyorum ama. Tamam. Bu arada evet buna katılıyorum. Mesela metroda falan böyle çok kalabalık bir istasyondayken, özellikle Shibuya'da kesinlikle çekmiyor. Shibuya'nın merkezinde akşam vakti neredeyse hiç çekmiyor. Fırat, tabii bazı istasyonu Shibuya gibi bir şey. Bazı otellerde ha, internet bile yok interneti. neredeyse. Du Duyamadım Cem Abi şimdi. sen Cem sen hep GPS'ten mi bahsediyorsun? internet yok derken? Ya çekmiyor sinyal sinyal yok. Evet ama ya Evet evet. Gözlerin dediği ev internet ama ya farklı ha, şey Hayır, hayır telefon. Ev farklı. Yo yo. Söyledim. Hayır senin evde aldığın hız evdeki kablo evet, evet, internet evet. sonuçta evet, ha evet, biz, evet, ona evet. biz ona şaşırdık aslında biz o hıza şaşırdık. Evet evet. Ben şeye şaşırdım. Ortak internet olmasına rağmen bu hızın olması bence. E, normal Çünkü... çektirsen kaç veriyorlar? <laughs> Bireysel çektirsen? Bilmiyorum. Bakmadım hiç. Daha çok verirler <laughs> herhalde Yok, ona. Yok sanırım. Bine <laughs> muhtemelen Bine. daha çok alırım ya. Çünkü şey demişti emlakçım. Benim evimde internet 800'e 800 falan demişti mesela. Demek ki çekiyor. Verebiliyorlar yani. Bilmiyorum. Ama bedavayken hazır dedim ki tamam niye para vereyim yani. Benim bir sorun var moralini bozmak gibi olmasın da. Şimdi arkadaşlarınla oynarken server farkı oluyor, MS farkı oluyor. Bunu nasıl hissediyorsun? Kalbimi çıt diye kırıverdin şu anda. Yok yok sakın bozulmasın moralin. Ya bir şey yapam oynayamıyorum zaten. Mesela Valorant'ı açıyorum. İstanbul'a bakıyorum 270 MS yazıyor. <laughs> Tokyo'dan devam. Oynayamıyorum. E, VPN'le gir. Bu nasıl zeka tamam. ya Karaman? <gülüyor> 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 Peki bir tane <laughs> soru soracağım ya. Çok ekstrem bir soru ama merak ettim. Şimdi bu Japonlar böyle tarihe çok meraklılar ya. Bizim de zamanda onlara savaşta yardımlarımız çok oldu ya. Hani diyorlar ya Japonlar Türkleri o yüzden çok saygı duyuyorlar. Doğru mu yoksa ırkçılık var mı? Yoksa lan Türküm deyince aa işte siz hani bizim Ertuğrul Fırtık Fırkateyni falan biliyorlar mı mesela o şeyler? Abi ora Kore'ymiş. O zaman hepsi beni seviyor yok, ya. Yok Japonya Ama orası. falan böyle hiç ben ırkçılığa maruz kalmadım açıkçası. Arkadaş yok hayır ya. Oğlum Ertuğrul Fırkateyni Japonya'da battı. Tabii de aşağıda. Er, ben oraya gitmiştim. Erkeş, Kore diyor, falan çekmiştim. Farklı bir olay. Yanlış acaba? biliyorlar. Yok o, hayır. O Kore Savaşı'nı hatırlıyorlar. Japonya'da bizim bir fırkateynimiz battı da. Onlara yardıma gittiğimizde. Kuşi Kuşi Motoda orası. Hatta tren istasyonundan inince hoş Aha, geldiniz Kuşuma Tomo Türkçe... Kuşumato sokağı. <laughs> Mersin At değil <laughs> mi ora? Evet. Yok Kuşumato. Şey, orada Mersin sokağı var mı Cem? Mersin sokağı. Yok o yok işte. O, o kardeş şehir orası. Arkadaşlar Mersin. benim Kuşumato ötmüyor. <gülüyor> <gülüyor> orada Atatürk'ün bir heykeli de var. Aslında Ertuğrul Fırkateli'nin battığı yerde. Aa, vallahi. En, en, evet enteresan bir yer orası ha, yani Video çekmiştik orada Baya Ama baya gitmek biraz zahmetli aslında Yaklaşık 3-4 saat e, Biz Osaka'dan gitmiş 3-4 saat alıyor Tren ondan sonra otobüs Vesaire baya gidiyorsunuz en uca kadar O zaman yani Türkleri seviyorlar Yani Türklerle Geliyorlar. ilgili bir Bence onlar herkesi bu. seviyorlar Evet evet aynen, aynen o şekilde bir ha. durum var Ben de öyle düşünüyorum Hiç böyle şeye denk gelmedim Uçluk bilmem ne aa şeyi soracağım Genel aslında şeyi de bilmiyorlar Türkleri de bilmiyorlar hani bizleri ben birkaç kere röportaj yaptım onlarla sokaklarda çok bizler hakkında bilgiye de sahip değiller işte kebap, ice cream işte kapadokya o kadar yani bir şey İstanbul. bir şey soracağım Japonya'da çok fazla influencer var mı veya takipçi sayıları kaç mesela mesela Gözde Normal. seni orada abartı karşılamış olabilirler çünkü takipçi sayın falan yüksek olunca Öyle bir şey var doğru. mı? Doğru. Evet evet doğru. o doğru. Yani mesela görünce böyle aşırı ünlüymüşüm falan gibi bir muamele oluyor ve ben böyle yerin dibine giriyorum utançtan. Çünkü şeyi diyeceğim Ama... orada böyle çok fazla influencer ya vardır da ee, bu kadar takipçisi olan çok kişi yoktur. Biz çünkü duvarlarda böyle BTS'çilerin falan posterlerini falan görüyorduk böyle yani anladın mı? Ya burada gördüğüm en çok takipçili influencer'ın 600k takipçisi var şu an baktım. O da arkadaşımın arkadaşı. Yok aslında youtuber'lar biraz fazla insuber'ların. Insanlar insanların... yani. Evet evet milyonları aşkın bayağı bir insan var aslında. Yok Sadece acaba şey dedim. Şey dedim acaba oranın piyasasının influencer'lığına oynanabilir mi yani? Mesela gözle gitti Japonya'ya hitap eden bir influencer'a çevirebilir mi kendisini? Baltıklı. Ya da ben yolu. şimdi şey düşünüyorum işte TikTok'a İngilizce içerik yapmayı düşünüyorum. Mesela. Bence de Japonca öğrenince dene. Hani <laughs> Japonya'da yabancı Bence birinin de. hesabı Hı. ilki çeker onlarda da. Çünkü şey var ya sonuçta yab gerçi onlar çok alışkındır öyle yabancı kültürlerden insanların oraya gelmesine ama yine de böyle bazı zamanlarda benim tahminim 5 yılda bir hani ben söylüyorum 5 yılda bir Japonya'da bir Türk, 5 yılda bir Hı. Türkiye'de bir Japon ünlü oluyor. Ne dedin abi hiç şey anlamadım. 5 yılda bir diyorum. Orada bir Türk ünlü oluyor ya Japonya'da. Ha, e, tamam. Burada da Aynen. bir bir burada da bir Japon ünlü oluyor 5 senede bir bak. Doğru. Ona Doğru. dikkat et. Evet, evet. Onu, onu denk getirsem mesela sıradaki Türk ünlüsü olmaya oynanabilir mi? <laughs> Bu işin peşine düşülsün. Çağla sen gidince sen düş. Bence buralara bakılsın. Ben gidince ben oradaki algıyı göreceğim şimdi mesela. Bakacağım bana böyle influencer gibi davranacaklar mesela çünkü boyum uzun bir de garip giyineceğim şimdi oraya gittiğim zaman. Seni basketçi sanabilirler. Bilmiyorum artık ne zannedecekler ama e, böyle garip giyineceğim falan filan. Bakarsın orada bir başka bir karşılığım vardır anladın mı? Sikoş çare ne demek dostum? Japonca'm yok da. <laughs> Takma ne? Şimdi benim çıkmam gerekiyor çünkü bugün sınavım var. Ona hazırlanacağım. Valla Gözdeciğim çok. Teşekkür Ö ediyoruz. Öğrenci hayatı. Ama Gelirken haber ver. Lütfen. Benim, benim gelmem bu 33 bin olursa eğer ki, bu ay sonuna kadar 33 bin olursa eğer ki, benim Olacak. gelmem Ağustos sonuna anca olur. Hani... E, bu süper bir haber Onu çünkü Ağustos'ta iki hafta tatilim var. Harbi mi diyorsun? Evet. Çok iyi. Çünkü anca Ağustos'a... Ağustos'a Ağustos Temmuz sonuna yetişmeyebilir arkadaşlar. Belki Temmuz'da full Friart devam ederiz yayınlara böyle bomba bomba. Ağustos sonuna doğru da Japonya'yı düşünüyorum. Biletleri erkenden alsam falan filan desem hani Ağustos'u bulur gibi geliyor bana. Şöyle söyleyeyim. Benim 5 e, pardon Ağustos başıymış benim. 5 Ağustos'tan 16 Ağustos'a kadar Bir şey söyleyeceğim. Var. Son olarak seni de daha fazla tutmayayım. E, uçak Yolculuğunu birazcık anlatabilir misin çünkü ben evet. uçakta çok büyük kalıyorum yani uçağa. Yani, Korkuyor bir tek. Ben de değil. tam tersi böyle full uyuyan tipim. Sadece uyuyorum ve yemek için kalkıyorum. Hani rahat mıydı uyuyan... uçak? <laughs> E, i̇şte, zaten abi. Uyum, i̇şte. boyut farkımız var ya Çağrı bizim. Ben mesela dizlerimi çekip böyle küçücük kapsül gibi uyuyorum koltukta. Sen mesela burada yayındayken de böyle takılıyordun. Yapabilirsin. Evet. <gülüyor> <istiyorum>. <gülüyor> o yüzden şey gibi uyudum ben koltukta bacaklarımı çekip. Hmm. Abi düşersin. Din için nasıl geçer orasını bilemem. Canım business bilet alırsın artık ne yapalım. Normal öyle Olarmış yapacağız ya. çağrı onu al. Olmadı bir tane business bilet alacağız yapacak bir şey yok. Direkt gelmezseniz ortalama bir günü bulabiliyor. 18 saat, 20 saat, 24 saat direkt... aktarmalılar sürüyor. ben aktarmalı oluyor. geldim. Aktarmalı almayın sakın. Yok direkt... direkt sadece Türk Hava Yolları geliyor diye biliyorum. Onların fiyatları evet. da Bir e de S Airlines oluyor. geliyor galiba. Bir de Onur Air. Asya Hava Yolları da geliyor galiba. Onur Air denizden geliyor ama. <laughs> Valla benim uçağım Kore aktarmalıydı. Ejana Airlines'tı galiba. Kora aktarmalı geldim ama çok uzun sürdü. Bir de benim malizlerim falan da kayboldu. Şans denince de ben. Evet, sıkıntılar baş göstermiş. Okey. Ama direkt gel bence. Öyle, ben zaten aktarma şey benim için çok büyük, yani çok büyük sorun olur aktarma dülüm, falan. Dülüm. Yok abi. Ben tarihten dolayı öyle almak Hı. zorunda kaldım. Geldiğim tarihte bilet yoktu, sadece business vardı. Biznes de çok pahalıydı alamazdım. Evet onu. şu an baktım Çağrı Ağustos Biznes aktarmasız ucuz fiyatına. Kaç para? Gidiş geliş aktarmasız olunca 153 bin lira. Oo. Tamam sen al bro ben sana ibandan gönderirim. Ama gönder gidiş gelişmiş. <laughs> gidiş ben geliş tabii. Sen dönmüyorsun zaman... ama Çağrı dönecek. Ha evet işte ben <laughs> biznes'e tek yön baktığım zaman 110 bin liraydı tek gidiş. Bir ben gün bir ansızın değil ya. Bir gün ansızın uyanıp Japonya tek yön bilet almak. <laughs> Atlı eserimden. Garip, ilginç, güzel. Vallahi gözdeciğim. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Kendine çok güzel iyi bak. Iyi Başarılar Siziyorum. sınavında. Görüşürüz. Sen de kendine orada çok Şükür iyi bak. ederim. Haberleşiriz zaten. Kendine iyi bak. Öpmek balım. Bay bay. Hadi bay bay. Bay bay. Öpüldüm. Bay bay. <laughs> Yar bu arada bugün videonun draft'ını izledim. Türkçesi evet. Karaman'a benziyor ya. Nasıl yani? Komik. Komik güzel. Keyifli. <laughs> eğlenceli. On üzerinden bir şey ver. Ol. Ba Valım. Benim için ol. Yani güzel. <gülüyor> içimize <laughs> sinecek bir video mu olmuş tabii, diyorsun? Tabii tabii. Güzel. Çok geçmiş yani oradaki yorgunluk ve eğlence. Yani şey diyebiliyor musun mesela? Son 20 videomdaki en eğlenceli video. Bir dakika sonra 20'ye bakayım. Ya kanalın... Muhtemelen de derim ya. Kanalın işte... Video hatırlamıyorum. Kanalın ee, işte bu zaman. Son 20'de ki... sen de varsın ama. Evet son 20'de <laughs> ben de varım. <laughs> Ve son 20'deki be... benimle olan bölümümüz muhtemelen kanaldaki en iyi video da. Orayı çok kurcalamıyorum. Ondan sonra mesela o kadar iyi olmayabilir makarası ama yine onun yakınındaysa bence okey. Ya, ya, şey, makara <laughs> olarak da orada çok konuşuyoruz da bu da çok komik yani bence. Ben Herkes de güzel bir şey sevcim, bekliyorum. Önce. Ne zaman evet, evet. relays oluyor? Özellikle beni sonda kandırdığın yerdeki kendi suratımı görmemiştim. Ona çok güldüm yani. Ama spoiler veriyorsun ya. şu an. Abi Sadece... ben şimdi beklentiye girdim ya. Ya spoiler niye veriyorsun? Allah spoiler Şimdi ya video ya. sonunu merak edeceğim. Geçeceğim direkt oraya. Sa saçmalama öyle bir hata yapamazsın. Hayır. <laughs> çok küçük <laughs> bir orada kandırma dedi. Küçük bir şaka var ya orada aman aman bir ha, şey yok yani. Bir şey yani. Bütün videoyu etkileyen bir şey değil yani onu söyleyeyim de. Yok canım evet evet o anda olur. Kaç dakika peki video. video? şu an en... <laughs> bir Söyleyeyim mi? Hazır mısın? Öyle. Ben sadece 3, 3 dakikasını attırdım. Evet. Ee, 43 dakika yani 40 dakika. Maşallah yani. Bana da atsana o 3 dakikayı ben de merak ettim ya. Hangi 3 dakikayı? Attığımız 3 dakikayı mı? Evet. Nasıl atacağım abi? Niye abi? Ben o 43 dakikayı izleyip onları not olarak attım ona. Ha. Hani şuralara atalım buralara atalım diye. E sen ben 3 dakika şey... atabildin videodan. Ha, Aynen evet ben 3 dakika şey yapabildim. İnşallah attığın o 3 dakika, dakika içerisinde benim şakalar yoktur. Yok boş muhabbet biraz hani bizi tanımayanlar sıkılmasın diye attım. Yoksa bizi tanıyanlar için gene güzel ama. Ha, öyle şey bak. Arabada fazla konuştuk ya. Oralardan kıstım ya. Yani. Evet evet, arabada biraz fazla. Ama konuştuk. komik yani araba. Ben zaten şey dedim. Buna bir tane uzun yol videosu çeksek sadece arabada geçse çok komik olurmuş. Aha. Bak o bir konsept mesela. Evet. E, arada yemek alıp arabada yiyeceğiz falan. Tabii her şey çok arabada yapılacak. Ama o zaman büyük bir araba kiralamamız lazım. Daha ne kadar büyük olacaktı ya bu arabadan? O araba çok büyük bir araba değil abi ya. Ya bir arabanın şarjı, şarjı bitse. Yok onda gitmedik ya. Onda şey. gitmedik. Araba kiraladık bir tane. Araba kiraladık. Kia, mıydı o bilmiyorum ki. Yok şey Peugeot, 308 miydi? 308 miydi? 3008 miydi öyle bir şey? Peugeot'un yenisi işte. Bir dakika ne yazıyor? Çağrı 7 Ağustos. First class bilet var. Gidiş dönüş 80k. Harbi 7 mi? 7 Ağustos. Oh, Ağustos. Düşünün iyi 80k iyiymiş. <laughs> Tabii ben tamam. 1 Ağustos 7 Ağustos arası baktım mesela. Dönüş biletini yazdım. Sen kendin bakınca daha iyi çıkabilir. Bir de Türk Hava Yolları belki sana sponsor olabilir çağrı. İstiyorsan konuşayım. Konuşsana. Ha. Tamam. Ama nasıl yayın yapamam ki? Yok yayın değil. Bir tane Reels çıkartırsın. Ha Reels Uçağın çıkartırım. içinden. Hani tamam. anladın mı? Anlatırsın uçağı. Ee, işte ya sorarız. Belki sıcak bakarlar. Çünkü öyle şeylere sıcak bakıyorlar. Çünkü gerçekten gideceksin ve bu bir hikaye yani. Evet orada evet, çok şeyler çıkacak. Ve güzel bir release yani çıkar. Havaalanında falan güzel release çıkar. Tamam yarın ya soracağım. Gelmenin en güzel olduğu zamanları söyleyelim hangi aylar. Ağustos evet. aslında çok nemli oluyor çok hava. bile yani alınamayacak düzeyde oluyor. Hadi ya. Eylül, Ekim, Kasım hatta böyle aralığın ortasına kadar böyle serin ha. bir hava oluyor aslında o eğer sıcağı sevmiyorsanız... Vallahi o Cem bir şey söyleyeyim olabilir. mi? ben Benim şimdi Haziran ayı abone hedefim 33 bin. Ben bunu aralığa sarkıtırsam... ...benim muhtemelen çok affederek söyleyeceğim. Affedersin. Hayatım sikerler. Onu bir an önce Otur. benim o kadar erteleyemem. Yani bir onun çocuklarla konuşacağım. Belki Eylül başı <laughs> mı acaba diye. Onun haricinde <laughs> Ağustos sonunu düşünüyoruz biz arkadaşlarla. <laughs> Ağustos sonu Eylül başı diyelim. Da evet. olabilir. Ha havalar fena evet. olmuyor. Bir sıcaklıklar bir tık gidiyor zaten ufak ufak. Yani evet. <laughs> Aralık sonu, Ocak başı. Peki gelseler Tokyo dışında bir yere gitsinler mi? Başka bir şehire? <laughs> evet, tabii. Ee, Nasıl anlayamadım? Da... ya dedim ki hani, sadece Tokyo'yu mu geçsin? Yani şey tur rehberi ondan soruyor. ...hani sizin planı yaparken belki... Ya biz oraya gittiğimizde kurakta. Cem büyük ihtimalle... ...senle iletişim kurarız ya bu arada zaten. Bence de ya, ben ya. Cem bayağı Yardımcı biliyor. olurum ben yardımcı olmaya çalışırım. Sen Tokyo... YouTube yapıyorsun. Evet. Aktif yapıyorsun değil mi bir yandan da? Tabii tabii ben. E, Japonya ile ilgili içerikler yapıyorum. Diğer ülkelerden... Sana de sana çok güzel yapmış. bir isim getirebilirim oraya. Her an. Oğlum, teşekkür Orkun Orkun'u getirebilirim. <laughs> bu da bayağı yani iyi gelebilir yani ikinizde birbirinize yani yardımcı olmaya çalışırım yani sadece turistik yerler değil de daha böyle hani Japonların gittiği Japonya kültürünün test edebileceğiniz yerler. Ama yemek senden de şey falan isterim. Ama. Şey kültürünü test etmek isterim. Bir tane otele gitmişsin sen. Günah. Aa iz izledim. Ee, ha, o. Evet oraya gitmek <laughs> lazım. Oraya bir gitmek lazım gibi geldi. <laughs> evet enteresan bir otel orası. Parayı verirsek sorun değil. 3-4 kişiye kadar sokarlar. Tamam. Nasıl yani? Tabii ben ne or oteli hani oraya Orkun'la gitmek istemem tabii. Kendim gitmek isterim. Gezi amaçlı. Ne o otel? Abi otel. Fantazı izledik oteli ya geçen. Abi. Fantazi oteli. Ben yoktum. Bize bir sıçma hikayen anlat bebiş o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bize bir fantazini anlat. Bir tane oda olsun böyle içerisinde kargun revan olsun. Ya bak oda nasıl bir oda biliyor musun? Otel nasıl bir otel biliyor musun? Bir tane at odası çağır, var. Abi, bir daha göster. atma hocam. Bir daha atma günah sokuyor çünkü. <laughs> Yok Fırat abi baksın merak etme. Bir etti at o zaman. Abi. Dur gözlerini şu ev, evini bırakıp balkona bakalım. Şöyle. Burası da benim balkon mahalle. Şöyle şey bir mahalle. Var. Ya şimdilik ne? Neyi... Abi sen bak çok gözünde bazı şeyleri büyütüyorsun. Bak bu insanlar minimalist insanlar ya. Kanka şu sana normal geliyor mu? Ne o? Gelmiyor. Metal şey. O, o çöp yeri, Cemil çöp atılıyor şey mi? Çöp Abi, abi üstüne biniyor halat. seni fırlatıyor acil durumlarda. <laughs> çöp yeri. Aa bu halatlık mı yoksa? Halatlık. Clash of Clans'taki şey. Tuzak. Tuzak. <laughs> evet onu ben de anlamadım. O açılıyor da olabilir belki deprem zamanı hocam, aşağı geçiş mi ne öyle bir şey mi? Öyle bir şey de olabilir. Büyük ihtimaline benziyor. Şuradan alt komşuya insek ya. Bir şeyler koymak istiyorum gerçekten. Karım geliyor. Dur lazım. Güzel. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Güzel bir <laughs> sistem nasıl koyacağım bilmiyorum ama belki bunun üstüne masayı koyup şöyle iki tane falan sandalye Hı, Aynen. Açılıyor, evet, evet. Evim bu kadar. Buraya bir kişi için fazlasıyla yeterli bir masa yani, koyulabilir. tabii ki İstanbul'daki <laughs> evimden sonra burası böyle çok küçük geliyor. Ev yani güzel yani ya kirasına bakınca. Ya bence de bir, de, bir, bir kişi için. Belki de kapı yani. bacak Bak abi Bak, Fırat abi böyle bir yer. <gülüyor> 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 şey. Ha. Ne şey. otel? <laughs> Fantazi oteli. Bir dakika benim favori odama bakışım. Çalıştırılan bir vibratör tarzı bir şey olmuş. İlk oda mıydı? Şey mi? Atlı olan mı? Atlı <laughs> olan. Yesam odası. O ilk odalı ilkti sanırım. En en baştaydı. Ha, geldi. Bak, bu oda başını da göstereyim de bak. Evet. At mı? Evet. Ata biniyorun abi. Çok ilginç. Çok garipmiş. Bak o da normalde böyle. Evet. Bak orada zindan var. Buraya giriş ayrı bir oda yani. Şimdi işkence mi yapıyor? Burası başka <laughs> bir dünya. Japonlar çok acayip adamlar ya. Denemen lazım ya bu, <laughs> bu, otel Tokyo'daki işte bu tarzdaki otellerde ilk 5 çok fazla yok. Toplasan Japonya'da bu tarz 10-15 tane var ama. Yok yokmuş ya. Cem'in kanalına bir abone olalım. Ben ben de oldum. Evet teşekkürler. Tur rehberimiz belli artık Japonya'da. Cem'i e oraya gidince buluruz zaten. Cem'e de abone olalım. Ee, Fırat Albayram sen de ol. Yarın bir gün Japonya gidersen ha, bak içerik yaparsınız. Ben zaten gitmek çok istiyorum. Sen de gel Fırat abi. Çağrı abilerle git. Abi gelemem ki o tarihlerde oho bir sürü iş var abi. imkansız tam taşınma zamanım ya. Harbi adam taşınıyoruz o tarihte mami. Anlamıştım ben bu odaya girsem benimki iner amına <laughs> ne saçma bir yermiş. Dostum. Sen ağzının tadını bilmiyorsun. <laughs> Başta bak. Ya Tokyo dışında gezilecek şey yer sormuştu. Orayı orası şimdi aklıma geldi. O kaynadı orası. Kyoto'ya gitmenizi öneririm. Kyoto'da baya Japonya'nın kültürünü bulabileceğiniz bir yer. 3 gün 5 günde kalma biri oralarda. Orada mesela ben mobil yayın yapasım yapmak istiyorum. Hani mobil yayın açacağım. Twitch'e mobil yayın vereceğim. Ola, olabilir. İnterneti sağladığınızda olabilir. Aynen öyle bir setup yapacağım. Zaten Orkun gelirse bütün o setup'ı Orkun getirtir ya. Bir hafta 10 gün yeter mi peki Japonya'ya? Gezmek için. Neyi anlamadım. Bir hafta 10 gün Japonya'ya yeter bir mi hafta gezmek az... için? 10 gün yeterli ya, mi? Bir hafta güzel bir program yapılırsa güzel programda olabilir ama tabii az. Az mı? Azmış. Yani, bir hafta az ama zaten, zaten yoldan gir, girdin indin çıktın bindin. Zaten Türkiye'den bir hafta... transit gelecek biri için en az 2 gün yolda geçiyor. Doğru. Ya Tokyo'da ortalama 3 gün kalınsa bir programlar dahilinde güzelce gezilebilir Kyoto'da bir gün Osakada bir gün Ben Hiroşimayı dönerim mesela Eğer zamanı olanlar için. Orkun gelirse 0 TL ile bir gün Japonya'da geçirdik videosu yok abi ben yokum abi şimdiden Kesin söyleyeyim. gelir. <laughs> Orkun gelir ki sen söyledin mi Orkun'a? Orkun gelecek konuştuk gelmek istiyor. Gelir yani o, o Spoiler, zaten gitmiştir 50 daha önce kesin. göndermiş. kesin. Güzel. Ortağıma sorsan Kadro olduk ki abone bu sorunun Gelmiştim cevabı gelir mi? Ötmek Bak karamaz sala. Karaman da hızlı... öyle konuşuyor ya hoşuna gitti. Halit <laughs> Sam'a iki kişi abonelik göndermiş çok sağ olsun. Bir öneri daha yapayım. E, hızlı trenler var burada. Mermi trenler, Shinkansen'ler. Onların biletini sadece turistler alabiliyor. E, Ekim'e kadar şu andaki fiyat geçerli. Ekim'den sonra fiyatları iki kat pahalanacak. Haberiniz olsun. Ha, Ekim'e kadar biz geliriz ya. Yani o Japan Rail Pass diye geçiyor. Onlar da bir hafta, iki hafta, 21 günlük üç tane farklı bilet var ve sadece turistler alıyor. İnanılmaz faydalı, inanılmaz da e, şey yapabiliyorsunuz. Paradan tasarruf edebiliyorsunuz. Abi alır alırsan ekime almazsan. Eylül'e. <laughs> Abi vatandaşı binemiyor mu o trene? Ee, yok o şey Japan Rail Pass'ı alamıyor. Aaa peki Cem Sohbet. sana susam. sen bilgisayar Tüm oyunları size. falan oynuyor musun mesela orada öyle bir kültür var mı? Bilgisayar ya oynayan çok fazla da ben de bazen böyle yayın açtığımda filan çok aram yok aslında pek fazla ama bir hayli fazla. Ha, sen yay normal yayın izliyor musun mu yani orada? Yayın nasıl? Yayın yani aç. Ha, yayın mı açıyorsun? Ha, yayın da açıyorum. Ben bisikletle Uber yaparken bisikletin önüne bir aparat koydum. Oradan Twitch'i canlı yayın yapıyordum. İşte Japonya sokakları falan göstermeye çalışıyordum da internet sorun olduğu için aynı anda çalışırken yoksa güzel bir durum yok. Aa mobil yayından internet sıkıntısı mı var? E, ben aynı anda evet, işimi de yapmaya çalıştığım için öyle bir durum olmuştu. Yoksa pek fazla sorun olmuyor. Bir de bisikletle hızlı gittiğim için kesilmeler oluyor. Tam kalite düşüyor. PlayStation hmm. çok ucuzdur orada. Kameralar da ucuz ha Fırat abi. Kamera, abi kamera bence o, Ben kamera istiyorum ya. Bence daha bir tane kamera lazım Çağat abi. 2-3 tane lazım hatta bizim ekibe. Ya ne yapacaksın oğlum 2-3 tane kamerayı? <laughs> abi, abi, abi. abi, bir tane abi kameranı al yani. Çok DSLR alalım 2-3 tane. abi kameram yani çok şükür bende DSLR kamera var. Sony a 7 S2 var. Kamera şey o fotoğraf bile çekmedik daha bundan. Video modunda abi, sadece yayın kontentler veriyor. Kontentler için lazım olur. Eskide abi o ya. Bize bir Sony A7 S4 lazım ya. Yani. Kanka onun ikinci el olarak satsan orada iki tane yenisinden alırsın öyle ucuz. Adamın Artı kendi mi? markası. E tamam alacağım oradan kamera. Japon markası. Mutfak yayını falan filan belki olursa. PlayStation'da al. Ne vardır sende gel. Bibo memnun musun bak sen çıkardın senin bok, Daha Daha yibo, bak. senin bok yemem bunları. Senin bok yemem. Allah'ım ne hale getirdiniz amına koyayım ya. Bari şu adama cosplay yaptırın orada. Bak Sümeyra Çenet patlar gitmeden. Yani. Ender. <laughs> Bak. <sö> <laughs> Tövbe yarabbim ya Resulallah. Tüm samimiyetimle tıkladım biliyor musun oraya? Acaba dedim Sümeyra Çenet bilgilendirici bir Japonya videosu mu yaptı dedim yani. <laughs> Oyun geçmek ne zaman balım? <laughs> <Okay. gülüyor> <laughs> <laughs> bunu gitmiş şey yapmış biliyorsun değil mi Google abone ses şey yapmış gifi yapmış. <laughs> bunu mu abone gifi yapmış? <gülüyor> evet. Bir bir diye. bir teler işte. <laughs> <laughs> Yayını izliyorum bir baktım yandan benim uvu çıktı. Sen ne, siz ne yaptınız? Gittiniz mi bizim eski şeye, mekana çekebildiniz mi orayı? Yok abi gidemedik. Gidemedik Trafikten ya. Uyanmıyorlar ki ya. sabah. Sabah kim uyanmıyor. bak, bakıyorum iki saat ammana koyayım. İstanbul'da ben bir yere gidemem. E, öyle. Ya Doğru. iki saat dedin dörtte uyanıyor. Point 100 bit göndermiş. Şarbe'de Fuji Dağı'na kafamıza göre tırmanabiliyorum. Biz nasıl gidiyoruz bir sorsana. Ben de Ağustos sonu gitmeyi düşünüyorum da. Sor, sormuş olayım ben de senin. ...Zeynep'e, Aslan'la... soru olarak. Cem? Cem. Efendim? Evre gitti. E muyum? Everest Dağı'na tırmanabiliyor muyuz? Everest değil. Fuji Dağı'na evet. kafamıza göre tırmanabiliyor Everest. muyuz... ...demiş bir izleyicimiz. Fuji Dağı'nın olayı şöyle... ...oranın e, tırmanmak için açılma sezonu var. E, galiba 6. ayla 9. ay arası. 3 aylık bir periyot orada. Öyle bir durum var. <laughs> ya, abi, açma ben yiyeceğim böyle seni. Salak. <laughs> tak diye Açın abi. Ben onu inşallah evet, alabilir miyim yani, ya? Sen Mert'e tur olacağım yayında. Dur <laughs> ben bulacağım şu şiş. Ne koydum? Bir de gitmiş oraya Fujidana biz gittik. Al bak. Alma Mert'i yap. Yani normal bir de Fuji Dağı'nın tepesine çıkabilir. Fakat çıkmak için işte sabah başlayıp oraya bir de iki gün gidiyor. Tepesinde böyle kalıp sabah dörtte kalkıp gün ışığını, güneşi görmek asıl olan olay o orada. Çevresinde ya da tepede böyle küçük otel gibi yer var. Orada da kalınabilir. Fakat tabii bu ara dolu olmuş olabilir. Önceden rezervasyon yapmak lazım orada kalacak yere. Turistlerin de gelmesiyle oralar bayağı bir yoğun olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle Temmuz-Ağustos'ta. Dünyanın en büyük YouTuber'larından biri vardı ya. Neydi adı unuttum. O biliyorsunuz değil mi? Japonya'ya taşındı. Artık oradan Biz, çekiyor Mr. Mr.Beast ne? Yok yok. PewDiePie'di. PewDiePie. Harbiden mi? Niye Japonya'ya taşındı be? Kanka özel jetle taşımış evini. <laughs> Onu gizledim. Çok ilginçti. Eşyalarını. Evet. Köpeğiyle falan. Köpeğiyle geldi. <laughs> Allah Allah. Ama onların evi büyük. Baya böyle kırsal bir yerde de galiba tam anlamı Ya benim anladığım... Setegaya diye bir yerde yaşıyor. <laughs> alt taraflar oralar bir tık böyle zengin yerleri. Zaten o da bir tık zengin abi. Evet. <laughs> Ama bir Mr. Beast değil. Tıraşa bakalım onu okuyayım. Her yerine geldiğimde böyle geliyorum. Ne varmış lan tıraşımdaş? Tövbe estağfurullah. <laughs> evet. Cem valla e, seni de tuttuk. Kusura bakma. Bu arada evet, e, iki geldin. Çok teşekkür abi ediyoruz abi. bilgilendirdin. sağlık. Sağ ben teşekkür ederim. Valla sağ ol. Ne mi olur abi? geldiğinizde yine yardımcı olmaya olur, çalışırım. Olur haber kesin <laughs> haberleşiriz zaten. Hiç o konuda problem yok. Ben Instagram'dan da şey takip ediyorum. Olur Instagram'dan Size... sen bana takip et. E, neydi Instagram'ı? Ben de döneyim sana. Ee, şey söyleyeyim mi? Söyle söyle tabii söyle takip etmek isteyen arkadaşlar da takip etsin orada. Biz öyle bir ee, biz her zaman herkesi destekleyici pozitif insanlarız Cem. Hiç problem yok. <laughs> Cem Cem alttan tire kun 44. Bunu ama tak bulabilirler bunu. Biraz daha zor bir şey yapsana. <laughs> Cem alttan <laughs> tire kun 44. Kun kun Cem alttan tire kun 44 evet. Malatyalı mısın? <laughs> Nasıl? Lan Ma mami ya. Mami Oy, gerçekten... Arabaya bak. <laughs> Zeka küpü ya bu çocuk. Tamam. Ben sana oradan şey yapacağım. E gelmeye yakında Oo. haber haber veririm zaten. Orada tamam bir, ya. Haberleşiriz. Orada bir bakarız bakalım ne yapılabiliyor. Hem çağrı Efendim? modifiye araba buluşması bir fotoğrafı atmış Cem bence oraya gidin. Kesin. Orası. Aa. Tokyo ya. yarışına Aa. gidelim. Hocam bildiğin Tokyo drift şey mi ya? yoksa Tokyo drift ya bildiğin baksana. kesin lazım oraya gitmek lazım. Yine Orası Daikoku da köprünün altında yer alıyor. Yani ya araba kiralamamız lazım ya da bir Japon arkadaşlarla akşam vakti oluyor 9'la. Ugo yarışa girecek mi orada? Ne kadar sürüyor. Ah, ah. E sen de hmm. git Japonya'ya. E. Benim ben Arkin drift event'i hostluğu, ağustos'ta et götürürüm. A. O. Çok iyi. Ya evet. sen drift atabilir mi? Oğlum ben arabaları görsem A atarım, var ya. Atarım, yeter. Atarım, o, manyak. Cem şu biliyor musun? Şu yolları. Şu yolları ne? Türkü mü kanka bu? Ne bu? Asset toko sorusu geliyor. ama. toko yol değil mi? Yani şu yolları. Şu toko. Ama genç aşık olmuş şu gitmiş sevdiğini görmeye öyle bir hikayesi var. <laughs> Şitoko yorular filmi. <laughs> Japon arabeskini takip ediyor Google'da bizden, manyak bir çocuk. <laughs> evet. Google'un alana girdik yavaştan. Benimkileri hayal ya gidemem. Çağrı abi 3 yıldır bir mesajıma bakacaksın ya, bakar mısın? Bakarım. Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. Bugün... Hayret lan. İlk evet, defa doğru, doğru video geldi. <laughs> evet. Bugün kendi kültürümüzden, coğrafyamızdan çok uzak bir ülkeye gidiyoruz. Teknolojide geldikleri konumlarıyla bugün de değil, adeta gelecekte yaşayan bir ülke. Evet. Japonya, Asya kıtasının doğu kıyısında sahip olduğu 6.852 adet adayla yüz ölçümü 377.973 kilometre kare olan ve %70'i dağlarla kaplı bir adalar ülkesi. Japonlara göre ülkenin adı Japonya değil, güneşin yükseldiği yer anlamına gelen Nihon. Burada güneş yaz Aa, ortasında güzel sabah 4.30'da doğuyor. Mihon? Japonya'da hayat ülkemize göre 6 saat ileriden gidiyor. Burası dünyanın en kalabalık 10. ülkesi. Toplam nüfus 127 milyon. Fakat şehirlerin çok yoğun olmasının asıl sebebi Japonların %93'ünün ülke topraklarının yalnızca %19'unda yaşıyor olması. Fakat Japonya ulaşım açısından evet. oldukça kolay olan bir ülke. Dünyanın en iyi toplu taşıma sistemlerinden birine sahipler. Her yerde tren ve otoyol var. Beni bayağı çok kalabalık ya. Biri Gerçekten yani bu değil de abi ama Trennen videolarda yarışlı kasvetli de... ya. Şu an Fırat Albayrak size trafik vardır burada ya. Kaotik. <laughs> Tokyo'nun nüfusu 37 milyon. Oğlum ne demek ya 37 milyon diyor. Ben Hiç göstermiyor. Kalabalık mu? şehri burası. Evet, sokak Arabayla trafik var mı? Bizim İstanbul gibidir burası, değil mi? O belli saatlerde oluyor. Sabah böyle 6-8 arası. Akşam bence yine de İstanbul kadar ara. trafik olduğunu ben pek zannetmiyorum. Olamaz. Yani. Bence de olamaz. Yo, yo, çok bence oldum. de abi. Fırat Albayram sana çok tersi oldu biliyor musun bu Japonya. Sen Neden? Köye gidiyorsun, kırsala gidiyorsun biraz daha yalnızlığa gidiyorsun aslında evet. bakarsan. Japonya'da çok, tam zıttı yani anladın mı? Mesela gözde zaten de tam zıttına ya. gitmiş. Ama işte, kimi insan seviyor kalabalık. Şimdi ne diyeyim yani herkesin zevki farklı. Tam zıttı değil aslında böyle o doğanı tadabileceğiniz bayağı yer var bu reklam Hayır, yapılan yerler. Hayır şehir olarak yine. ama Tokyo'da nerede var? E, Tokyo'nun dışından da çıkıldı. Zaten 5 tane büyük şehir dışındaki yerlerin hepsi yeşil böyle köy, kasaba tam seveceğiniz o tarzda yerler. Diçel sen de mi ne? Arabistan'dan oraya? Ben samuray olmak Yallah, istiyorum Yallah Arabistan'a. Ya. <laughs> falan demiş. <laughs> Riçel geleceksen bizim gitme tarihlerine denk getir o zaman. Gideriz gideriz o parklara marklara gideriz. Oğlum sen Richard artık yat uyu yarın da 250 abonelik göndereceksin bak. Sabah kalkamayacaksın işe. Kendi işi o. Tamam bir sen yan yapıyoruz ya. Yani, i̇lla biz yan yapıyoruz, hepsini izleyeceğen diye bir şey yok kardeşim. Ne diyecen abi? Sen İy, nereden bu? biliyorsun ya kendi işi falan? Aa burada cuma tatil. Aa. Bu arada 29.000'e son. Aa. 216. Kaldı. Kardeşim görüyorlar orada 29.000'e kaç kaldığını sen. Aa, yeni şarkı çıkarmış. Hesaplayamıyorsun da. <laughs> Cezanın yeni bir şarkı çıkarmış. Ee, Cem'e de çok teşekkür ederim. Cem'ciğim çok sağ ol. Katıldığın için ben çok de teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Japonya muhabbetini şimdilik ee, kapatıyorum. Başka videolara yine bakıyor oluruz zaten. Cem'in kanalını da takip teşekkür. etmeyi unutmayın. Ne demek? Çok Görüşmek memnun olduk. Orada canım. görüşürüz. sağlığına görüşürüz. sağlık. Görüşürüz. 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 Sağ görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. İyi geceler size. İyi geceler. Görüşürüz bebek. <laughs> Bu neydi <laughs> Samet? Allah Allah. <laughs> ne demişti ya? Ha, öpmek balım. Söyleyemedi de. <laughs> Bebek Oğlum, dedim adama giderken. Yani. <laughs> yapmayın. Kaldı zaten farkındaysanız gitmedi dedim. Ne oluyor dedi o da. Gitmedi mi? Baneva, <laughs> Baneva ceza. Sonra...